Değerli hocalarım, kıymetli arkadaşlarımız, dostlarımız, hepiniz hoş geldiniz programımıza. Bu akşam inşallah güncel kelam tartışmalarının 162.sini icra edeceğiz. Konuğumuz Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nden İslam Hukuku'nda çalışan hocamız Yıldıray Sipahi, doktor öğretim üyesi. Hocamızın bugün ele alacağı konu, oldukça son zamanlarda giderek yoğunluğu artan herkesin konuştuğu konulardan bir tanesi yapay zeka. İslam hukukunda İslam yapay zeka ilişkisi bağlamında hocamız bir sunum yapacaklar. Tabii ben sadece birkaç cümleyle belki bir giriş olsun diye bir şeyler söyleyip ondan sonra hocama sözü vermek isterim. Çok adil bir cümle kullanacak olursak, İslam evrensel bir dindir, malumunuz. İslam'ın evrenselliğinin en temel sonuçlarından bir tanesi, insanın bulunduğu her yerde bulunma isteğinde olması. İnsanın bulunduğu, etkinlik gösterdiği her yerde ilkeleriyle, hükümleriyle ya da bir takım değerlerle var olma isteği, İslam'ın evrenselliğinin bir sonucu aslında. Tabii evrensellik aslında teoride söylenmesi çok kolay ama ispatlanması pratikte çok zor bir olgu. İslami ilimlerin de temel fonksiyonu aslında temel misyonu evrenselliğin bilimsel bir düzeyde bir anlamda ispatını yapmak. Bu konuda İslam hukukunun kelamının kendine has bir takım yöntemlerle bir anlamda evrenselliğin pratikte nasıl gerçekleşebileceğine dair bir öncülük, sorumluluk sahibi olduğunu, öncülük ettiğini söyleyebiliriz. Tabii insanın etkinlik alanını konuştuğumuzda yapay zeka şu anda insanın belki de tarih boyunca hiç görmediği, hiç deneyimlemediği ilginç bir alan, insanın kendisini ifade ettiği yeni bir alan gerçekten de. Şayet cümlemizin başına dönecek olursak İslam'ın insanın bulunduğu her yerde onun hikayesinin bir ortağı olma isteğine dikkate alırsak şayet burada da var olması gerekiyor haliyle. Burada ama nasıl var olacak? Çünkü yapay zeka giderek gelişen ve ne tanımı konusunda ne etkinlik alanı ne de çerçevesiyle ilgili olarak henüz uzmanların bile çok üzerinde uzlaşı sağlayabildiği bir konu değil, bir alan değil. Ama bizim zorunlu olarak yüzleşmek zorunda kaldığımız bir alan. İnşallah bu akşam da yapay zeka çağında İslam'ın hukuku konuşacağız. Çok genel başlıklar bunlar. Hocamın bu genel başlıkları birbiriyle ilişkilendireceğini ve bize bir çerçeve sunacağını ümit ediyoruz. Hocamız daha önce bu konuda da çalışmış, yetkin bir arkadaşımız hocamız. Yıldıray Sipahi Hocam size sözü vereceğiz. Yaklaşık bir 40-45 dakikalık bir süremiz var. Daha sonra dilerseniz soru cevaplarla inşallah süreci devam ettireceğiz. Buyurun kıymetli hocam. Öncelikle Sayın Başkanım çok teşekkür ediyorum. Meclisinizde bulunan bütün dinleyenlerimize de hoş geldin diyerek hayırlı akşamlar temennisinde bulunmak istiyorum. Mehmet Hocama da bu konu, bu imkanı sunma konusunda bize bir fırsat verdiği için ona apayrı teşekkür etmek istiyorum. Benim burada hakikaten konunun genişliği, konuyu anlatma konusundaki sıkıntımın birincisini özellikle belirtmek istiyorum. Kelam meclisinde bir hukukçunun tedirginliği var üzerimde. Bunu anlayışlarınıza sunmak istiyorum. Sunumu yaparken de sizlerden hakikaten Türkiye'de yapay zeka konusunda fukaha yaklaşımıyla mütekellimin yaklaşımı konusunda sizlerin beni de bu açıdan değerlendirerek eleştirmenizde özellikle beklediğimi belirtmek istiyorum. Yani bu bir şov, bir tiyatro anlamında değil, bir meydan okuma anlamında değil. Biz biraz önce bir grubumuzda Yusuf Ziya Kavakçı hocamızın iltifatlarıyla bizi onura etmişti. Bu anlamda futuristik denilen meselenin aslında fıkıhta farazi fıkıh meselesi olduğunu, dolayısıyla geleceğe dair konuştuğumuz için gelecek söz konusu olunca fıkıhçılar sükut mu edecekler yoksa mütekellimler konuşacaklar mı anlamında sizlerden bir bu anlamda görüş önerisi beklediğimi de belirttiğimi sizlere ifade etmek isterim. Bu arada iki tane slaytım olacaktı. Eğer yönetici arkadaşlarım beni bir oturum sahibi yaparsa
Bazı konuşmalarımda dinleyicilerimizin özellikle anlamaya çalışırken bağlantı kurmaya çalıştıkları hususla ilgili kafalarında şekillendirmesini istediğim, beklediğim şablonlarım olacak. Özellikle bu meseleyi kavramak için belki ilk defa duyacaksınız, belki daha önce duydunuz ama benim çözüm önerim özellikle fıkhın bu anlamda kelebek kucaklaması diye bir önerim var. Yani fıkıh iki kanatlı. Tabii bu anlamda Sünniliği ve Şiiliği de hiçbir zaman ayırmıyoruz. Bunun yanında literal anlamı, lafzın makasidi anlamı şeklinde söylenmiş söz ile söylenmek istenen ve anlaşılabilecek sözleri bu anlamda zihnimize yazarak aslında bu tarz futuristik ya da farazi fıkıh meselelerinde olayı çözmek için hareket kabiliyetimiz, bakın şuradaki kelebeğimizin gövdesinin lafız olduğunu, dolayısıyla da her iki kanadının aslında meseleleri kucaklamak için ihmal edilmemesi gereken alan olduğunu özellikle belirtmek istiyorum ve bu şemayı lütfen zihnimizde sürekli bulundurmanızı istiyorum, istirham ediyorum. Çünkü bazı kullandığım ifadelerde belki sizi biliyor düşüncesiyle yanıltabilir ya da farklı düşünmenizi sağlayabilir. O yüzden sünnetten asla ve haberden asla ayrılmadığımı baştan belirtmek isterim. Çünkü kullanacağım ifadeler konusunda hakikaten ben bazı konuların özellikle terimlerin yerli yerine oturması hususunda sizlerden de böyle talibi ya da calibi dikkat hususunda da bir istirhamım olacak. İkincisi ise mükellefle alakalı aşağı yukarı temel İslam bilimlerinin bakışını özetleyen şu tablomuz. Yani biz bir konferansımızda önce hukuk mu gelir yoksa önce fıkıh mı gelir? Ya da bugünkü ifadesiyle fıkhın sosyolojisi ya da sosyolojiyle fıkhın buluşturulması ya da fıkıhçılığın kat'iliği ya da katılığı aynı zamanda hukukçuların da katılığı ve fıkha yaklaşımla alakalı biraz Ali Himmet Berki hocamızın fıkıh mantığı ya da tefsiriyle alakalı bazı şeyleri de rahatlıkla düşünebiliriz. Burada çok ilginç bir yaslandığımız bizim önermemiz var. Bu önermemiz de özellikle mecellede hatta Hüseyin Hatimi Hoca'nın da yine bunu açıklarken oraya yaslanması benim çok dikkatimi çekmişti. O da şuydu. Özellikle soyut, mücerret varlık şeklinde hukuktaki isnat ya da zımmi itibari kap anlayışının aslında yapay zekaya yaklaşırken hukuki bakış açısını bir nevi tutturabileceğimiz özellikle istisnai kişilik adına bize faydası olacak bir nokta olarak sizlere arz etmek istiyorum. Şimdi yine zihinlerinizi açmak ve konuyu yaklaşabilmek için özellikle Yapay Zeka ve Zihin Felsefesi dergisinde Profesör Doktor Ahmet İnan hocamız ile yapılan bir söyleşide şu başlık benim önermemi haklı çıkarttığını rahatlıkla da sizlere ifade etmek istiyorum. Hoca ile yapılan söyleşide insanı tanımak için yapay zeka iki nokta üst üste sahici insan ifadesini kullanıyor hoca. Yani bu ifade benim çok hoşuma gidiyor. Sahici insan ve bir yaşam tarzı olarak felsefe diye bir başlık atmış. İçerisine girmeyeceğim. O yüzden de bu makaleyi bulup okumak isteyen arkadaşlarımız olursa benim biraz sonra bağlayacağım ana önermemi bir nevi haklılaştıran bir başlık. İkinci başlık ise Cafer Genç hocamızın özellikle bizim yapay zeka dersinde okutmaya çalıştığımız kelamdaki bilgi iman tartışması yönüyle yapay zeka ve iman açısından ortaya çıkarması muhtemel sorun diye bir makalesi var. Ve burada hocam kelam bilgiyle alakalı bir mucize ve mucize bağlantısı kurarak yapay zekanın özellikle doğuştan akıl, bakın doğuştan akıl, bir de sonradan kazanan akıl, Hazreti Ali radıyallahu anh'a bağladığı aklın çatallaşması ifadesini kullanıyor. Bu tabir de çok güzel. Yani yapay zekadaki kesbi ve mesbu akıl noktasında aklın çatallaşması ifadesi hakikaten bazı konularda bize ne yapacak? İpuçları sunacaktır diye zihinlerinize yine arz etmek isterim. Yine Samet Yahya Bal, Berat Sarıkaya hocalarımızın yazmış olduğu kelami açıdan insan fıtratı ve bilinci bağlamında yapay zeka ve transhumanizm. Özellikle biz yapay zekayı fıtrat düzleminde özellikle varlık anlayışında kavrayacağımız noktanın bulunması açısından işaret ettiği yer
Yine bizim daima zihnimizde bulunsun, özellikle mükellef merkezli düşündüğümüz zaman. Yine bu da çok önemli bir husus. Sofya'yı özellikle Suudi Arabistan Devleti'nin vatandaş ilan etmiş olması aklımıza bazı şeyler, düşünceler mutlaka getirmiştir. Ancak Asimov'un robot hukukunu düşündüğümüz zaman ben bunu çok önemsiyorum. Önemsemek zorundayız. Ve bu arada da Mücahit Gültekin hocamızın Eğitim Bilimleri Fakültesi'nde posthümanizm ve yeni bir ayrımcılık biçimi olarak robotlara yönelik türcülük diye bir makalesi var. Hakikaten bu çok önemli. Düşünsenize siz vatandaşken sizinle eşit haklara sahip, yani bir hakkı verdiğiniz zaman diğer hakları alamayacağını düşünecek misiniz diye özellikle Toby Walsh'un ya da batılı kaynakların bize söylediği bazı hususları ihmal etmeyecek, ona bir nevi set çekecek bir fıkhi yaklaşımı ya da kelami fıkhi yaklaşımı ortaya koymak adına robot da yapay zekanın türcülük adına aramıza sokulacağını bir nevi anlatmış olması bakımından dikkat çekecektir. Yine bugün benim için yapay zekayı hukukta gerçekten kavrama konusunda en önemli ipucunu bir güzel sanatlar eğitimi bölümünde eğitim fakültesinden bir hocamız Mehmet Akif Özdal isimli bir hocamız 2024'te çıkmış bu makalesi. Hakikaten bu da beni çok bağladı. Bunu da böyle düşünmemin sebebi özellikle Hacı Mehmet Günay hocamızın Sakarya İlahiyat Fakültesi'nde telif hakları, manevi telif hakları ile alakalı verdiği bir sunuma katılmıştık biz. Ve hocamın da bağladığı nokta o kadar yeni ve o kadar sağlam ayakları yere basan bir yer ki yapay zekanın hukukunu yakalamak adına özellikle telif hakları, yani görsel ya da illüstrasyon dediğimiz eserlerin telif hakları noktasında ve aynı zamanda kişisel veri güvenliğini bir nevi yakalamada herhalde bu makalede yine bize çok katkı sağlayacak bir nedir? Yardımcı bir materyal olarak düşünebilirsiniz. Şimdi ise ben sorularımla asıl konuya geçmek istiyorum. Felsefede hocalarım bilirler, bir ara form insanı var. Sonra insan görünümlü antropomorf ya da insan görünümlü. Yani insan doğduğunda insan mıdır sorusu. Sonra insanlaşmakta olan antropofor, yani insanı bu terimlerle ifade ettiğini görüyoruz. O zaman birinci sorumuz şu. Yapay hukuki, yani bedensiz insanı, yani homo digitalisi, özür dilerim, ya da dijital varlık diye isimlendirdik biz bunu. Bir yapay zeka dijital bir varlıktır. Bunu kabul etmek durumundayız. Zorundayız demem belki bazı düşünceleri tahrik edebilir ama yapay zeka dijital bir varlıktır. Bunun bir kişilik sorunu ve adalet krizine katkısı mı olacak, yoksa mefsedat anlamında negatif etkileri mi olacak? Dolayısıyla bunu kabul edebilmemiz için önce gel kişi ile özellikle soyut mücerret varlık anlayışı kişi ya da ek kişilik ev vatandaş ya da ev vatanda yapay zekanın elektronik dijital varlık yani bir aynı zamanda da onun bugünkü uluslararası hukukta tartışıldığı hukuktaki varlık mertebeleri açısından statüsü, elektronik statü, canlı varlık statü, ara gibi bir takım şeyleri kategorik anlamda düşünebiliriz ama buradaki temel problemin sorumluluk aidiyeti, kusur ya da kusursuz sorumluluk aidiyeti olduğunu zihnimizde tutmamız lazım. İkincisinde ise hakikaten bu çok önemli. Farklı bir yaratıcı sorunu var karşımızda. Farklı bir yaratıcı sorunu dediğimiz zaman çok özür diliyorum. Kelamdaki yaratıcı anlamında kullandığımı özelliklere belirtmek istiyorum. Zaten bizi tahrik edecek, konuşturacak olan noktada bu şekilde olduğunu rahatlıkla da ifade etmeyi düşünenler varsa ona ben de katılıyorum. Yani yapay zeka teknolojilerinin aslında veri setlerinin yaratıcı suretlerde kullanmasıyla birlikte yapay zeka tarafından üretilen eserlerin telif hakkı ne olacak? Mesela bununla alakalı Kanada'da ya da bir farklı bir ülkede İngiltere'de de hepimizin bildiği bir durum var. Otonom araçların yapmış olduğu kazalarda bu kusur sorumluluğunu kime isnat edeceğiz? Herkesin hemen aklına gelir. Birincisi üretici, ikincisi kullanıcı, üçüncüsü işte programlayıcı. Hadi dördüncüsünü de koyalım. Üretici, kullanıcı,
programlayıcı, bir de bazıları da taşıyıcı diyor. Sanki içki ayetiyle bağlantı kurarak taşıyıcı da diyor. Adam yapay zeka siparişi verilmiş, gönderilmiş, CD'de verilmiş olabilir, elektronik ortamda verilmiş olabilir ya da otonom araçta, Tesla'da yüklenmiş, gönderilmiştir. Ama bu araç kaza yaptığında kime bu sorumluluğu vereceğiz? Yani burada üreticiye mi vereceğiz? Kabul etmiyor üretici. Kullanıcı üretici sorumludur diyor. Ondan sonra programlayıcı var bu arada. Peki bu programlayıcı kimin altında çalışıyor? Belki de üreticinin altında. Yani üretici de belki bir programlayıcıdır aynı zamanda. Yani olayı çok ajite etmek istemiyorum. Ama sonuçta araba kaza yaptığı zaman yeni fikir arabaya kusur isnat etmeyi şu anda karara bağlamış vaziyetteler. Yani hukukta eşyanın askıda kalmayacağı anlayışına geliyor. Bu da Hanefilerin özellikle zimmet ve kabz anlayışıyla birbirine çok yakın ve bunu da bağlantı kuracağımız yer yine telif hakları olduğunu rahatlıkla da söyleyebiliriz. Yani bizi ilgilendiren taraf telif haklarının mali ve manevi diye ikiye ayrılmış olması, bu manevi telif hakları noktasında farklı bir yaratıcı sorunu olarak ortaya konulan bazı özellikle parasal ve maddi anlamda çıkar ya da haksız kazanç ya da sebepsiz zenginleşme gibi durumlarında önüne geçebilecek alanı hukuk bu şekilde rahatlıkla konuşabiliyor, cezalandırabiliyor, durdurabiliyor şeklinde ifade edebiliriz. Ve burada da en büyük velayet olan devletin ne yapması lazım? Devreye girmesi ve bu anlamda temsil, işleme, çoğalma, yayma, adım belirtilmesi hakları gibi eserin bütünlüğünü koruma var. Aynı zamanda bu yapay zekanın da korunması açısından gerçekten biraz önceki hocamızın o telif haklarıyla görsel ve illüstrasyon anlamındaki yazmış olduğu makale çok dikkat çekici ve bu anlamda da telif hakları gibi bir klasik fıkıhta buna benzer bazı noktaları işleyebilmemiz adına ben Hacı Mehmet Günay hocamızın konuşmasına ve yazılarına atıfta bulunmak istiyorum. Şimdi üçüncü sorumuz ise nesnelerin interneti meselesinde yapay zeka kullanımı kesin. O zaman biz hangi yapay zeka konusunda konuştuğumuzu kendimize bir sormalı. Yapay zekanın felsefi ve sosyolojik alka ya da altyapısında biz yapay zekayı hangi anlamda ele alıyoruz ki İslam ve hukukta bunu değerlendirirken karşımıza çıkacak olayları nasıl değerlendirelim diye düşünmemiz lazım. Bu yüzden de ben şu şekilde bir şimdiye kadar okumalarımda, çalışmalarımda karşıma çıkan ve böyle ele alınması noktasında belki doğru perspektifi yakalayabileceğimiz başlıklar belirlemeye çalıştım ki burada bir kere yapay zeka çağında İslam ve yapay zeka olgusunu kabul etmemiz lazım. Olgu. Yani el vakıa var ortada. Bu olgudan yürüdüğümüz zaman karşımıza yapay, soyut, cansız bir varlık var. Bunu bizim önce kabul etmemiz, bu önermeden hareket etmemiz gerekiyor. Ama ben bir bilgisayar mühendisi değilim. Bilgisayarcılar gibi hareket edemem ki zaten onların alanına taşmış oluruz. Ama burada yine insanla alakalı bir imana bağlı kelame ya da kelami bir açıyı yakalayarak hukuksal düzlemde bunu kabul edeceksek kelamda bu sorunu hallettikten sonra fıkha geçiş kavramında bir kere fıtratı tartışmamız, fıtrat düzlemindeki varlık anlayışlarını ortaya koymamız, belirlememiz ve çok ilginçtir ki dünyada ilk defa hepimizin bildiği soyut bir varlık ya da soyut bir isnat kimliğini ilk defa İslam hukukçuları koymuşlar. Hepimizin bildiği devlet ve vakıf bu anlamda hakikaten bize ortaya konulan doktorindeki hukuk ya da fıkıh ne diyelim verileri bizi bu anlamda batılılardan daha iyi konuşabilecek bir hukuk geçmişine mirasına sahip olduğumuzu rahatlıkla görebiliriz ki yine burada varlık anlayışında neyi kastediyorum? Kelamın ve felsefedeki varlık düzlemiyle insanın kabul edildiği varlık kategorisinden hareket etmemiz fail, illet ya da ne diyelim ona Allah'ın bu anlamdaki illetlendirme dediğimiz, gerekçelendirme dediğimiz bu ontolojik yapıyla bir nevi yakalayabilmek gibi düşündüm uzun süre. Sonra bunların hepsini yırtıp attım kafamdan. Sonra birden bir konuda birazdan altyapısını da söylemeyi ifade etmeye çalışacağım. Bir grupta hocamızın
Özellikle Niyazi Kahveci hocamızın bir grupta bir yazını atmış, yazısını atmışlardı. Ben hocamızı bu yazıyla tanıdım. Daha önceden kendisini fazla tanımıyorum. Hani birden şimşekler çakar, ne bileyim bir şeyi akledersiniz ya. Birden vahdeti vücut anlayışı, cisimleştirme anlayışıyla aslında yapay zekanın görünür olma ile görünür olmama adına belki soyut insan varlık anlayışı ya da tasavvurunun özellikle kelam ve tasavvuf birleşiminde bunu ortaya koyabilecek bir insanı kamil noktasına hoca dikkat çekmiş. Ve hocanın yazısı da aynen şu. İnsanlık insanı kamil hedefine GDO biliminin insanın amigdalasını uygulayarak ulaşacaktır diye bir iddiası var. Öyle bir iddiası da hatta daha bir ileriye götürüyor ki hoca geçmiş malzemeyle bunun yapılamayacağını ve dolayısıyla yeni malzemeyle bu meselelerin işlenmesi gerektiğine dair bazı şeyleri ne yaparak ne diyelim cümlelerin ya da kelimelerin arkasına saklayarak ifade etmeye çalışmış ve hoca yazısında genellikle de ayetleri referans kullandığını görüyorum. Lütfen bu yazıyı da okursanız Stephen Hawking'in yapay zeka ya insanlığın başına gelecek en iyi şey ya da en kötü şey olacak. Biz bütün yapay zeka İslam hukuk araştırmanın zemin olsun sempozyum süresince neredeyse bütün hukukçu hocalarımız maslahat ve mevsedet kelimesini kullandı. İşin ilginç tarafı batıdaki tüm çalışmalarda da yapay zekanın yararlarını kullanırken nesnelerin internetini kastediyorken yapay zekanın mevsedini konuşurken bizler de dahil hep süper yapay zekayı, üst insan, üst model, soyut insanın ulaşmaya çalıştığı nedir? Soyut insan varlık anlayışından bahsediyorum. Birazdan onu da biraz değineceğim, temas etmeye çalışacağım eğer yetiştirebilirsem. Gerçekten biz yapay zekada neyi aradığımızın sorusuna bilimler nezdinde cevabını bulursak aslında bu mühendislik harikası olan olayın da hukuki çehresini ve veçesini daha kolay çözeceğiz diye ben buralarda ve birçok yerlerde ifade etmeye çalıştım. Ve ben size soruyorum. Ben bilgisayar mühendislerine de sordum. Kıymetli hocalarım dedim. Yaklaşık bu konuda Türkiye'de patent almış birçok hocamıza bu anlamda soru sordum. Dedim ki hukukçular niye yapay zekayı ilgilensin ki? Niye ortalığı siz karıştırıyorsunuz dediğimde siz olmazsanız bu denetlenemez ifadesini. Aynı zamanda özellikle iyilik ve kötülük tarafı noktasında hepsinin vurguladığı nokta kötülük problemi oluyor. O zaman kötülük problemi ise biz İslam medeniyetinde medeniyetimiz bir fıkıh medeniyeti ise biz neyi konuşuyoruz en çok? Kötülük meselesini konuşuyoruz. Kötülükle alakalı çözümler arıyoruz ve burada belki çok tartışılır, belki ben olayı anlatırken sizin kadar başarılı ifade edememiş olabilirim ama bir insanı kamil anlayışı hemen hemen hepimizde varsa insanı kamil eşittir. Soyut, canlı mı cansız mı siz karar verin, insan anlayışı demektir. O zaman yapay zekada da aradığımız şey nedir? Üst insan ya da üstün insan. Yani bakın aslında Batı'nın ifade etmeye çalıştığı kavramların biz çok 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 ötesindeyiz. Ancak teknolojik konudaki bir takım Batı'dan öğrendiğimiz kelimelerle konuşmaya sürekli devam edince sanki biz ne yapmıyormuşuz? Bunları makineleştirmemişiz, orada kalmışız gibi. Yani benim iddiam şudur. İslam medeniyeti kelamı, tasavvuf ve fıkıh ile beraber, hatta İslam felsefesi ile beraber aslında Batı'nın makineleşme sürecindeki anlayışını kazandıran yine bizim medeniyetimiz olmuştur iddiasındayım ben. Peki, Mehmet hocamın özellikle hocam uygulamalar nedir diye bana bir soru sormuştu. Yaklaşık ben birçok çalışmayı okumaya, özetlemeye çok gayret gösterdim. Sonra Levent hocamız var bizim. Öztürk, İzmir Katip Çelebi mühendislik bölümünde doçent de hocamız. Belki inşallah profesör olmuştur. Onunla beraber konuştuğumuzda bunlar bazı yerlerine giriyor falan diye söylemişti. Sonra bunlarla alakalı yüksek lisans ve lisans bitirme tezleri yapan öğrencilerimiz de olmuştu. Genellikle yapay zeka çalışmalarında en çok dikkat çeken ön plana sürülen otonom olduğunu görüyoruz. Ama sadece otonom yok. Şimdi buradaki anahtar kelimelerin bu kadar geniş olması sizi şaşırtmasın. Ancak şunu rahatlıkla diyebilirim ki yapay zeka her bir mühendisin ayrı ayrı kendi isimlendirdiği bir takım
planlama, programlama. Hatta bir ara matematiğe kafayı fena takmıştık. Matematiğe kafayı takınca da şöyle bir 0-1 peşine düşmüştüm ben. Algoritma ya, matematik ya. Dolayısıyla oraya doğru odaklandığımda bilgisayar mühendisleri bana güldüler. Dediler ki kusura bakmayın dediler. Yani siz oradan arıyorsunuz ama mesela biz bir sandalyeyi adına atıyorum köpek diye kodlayıp bilgisayara yapabiliriz. Neyin peşindesiniz falan demişler. Fakat mühendislerin yaptığı nedir? Evrimden olsun, biyolojiden olsun, genetikten olsun ya da diğer bilim dallarında ne olsun kullandığımız kavram ve ıstılahları, terimleri buraya taşımaları konusunda, anlam yükleri konusunda bir problem var. Bunu mühendislerin kabul etmesi lazım. Bizim de dijitalleşmeyi kabul etmemiz lazım. Dijitalleşmeyi kabul ettiğimiz anda o zaman bir varlığa ne yapıyoruz? Ön hazırlık yapıyoruz. İşte ona yapay zeka diyoruz. Ve bu tanımı ben ilk defa yapıldığını düşünüyorum. Dijitalleşmeyi kabul ettiğimiz anda dijital varlığın da etkisini sınırlama ve bir nevi şöyle söyleyelim engellemiş gibi bir takım önüne bir parantez işareti ya da bir noktayla engellemiş de olsa dijitalleşme ve sibernetik parmak gücü demek. Parmak gücüyle aslında insanların kullandığı bütün bu anahtar kelimeler yapay zekanın dar yapay zekaları olduğunu aklımıza, kafamıza koymamız gerekiyor bu anlamda. Mesela sinir ağları dediğiniz zaman yapay zekada 7 tane sınıflama içerisinde sadece birini öğrenmiş oluyoruz. Machine learning, deep learning ya da deep fake gibi bir takım ifadelerle televizyonlarda zihin algılarımız çok oynandığı için işte Niyazi Hoca'nın yazısını ben bu anlamda önemsiyorum. Bakın yine ikinci bu kadar çok uzun mesela yapay zeka ile alakalı anahtar kelimelerin olduğunu görüyoruz. O zaman ben bunların hiçbirini bilemem ki. Bu kadar konuyu nasıl kavrayabilirim ki? Benim alanım değil ki. O zaman ben ne anlamda hukuken değerlendirmem lazım? Maslahat ya da mefsedet ortaya çıktığında emri bil maruf, nehy anil münker nezdinde bunlara bakıp ancak adalet noktasına geldiğim zaman duraklamam ve bu anlamda kendime bakmam lazım. O zaman bizim bugünkü konuşmamızın tam başlığı burası. İşte belki de itirazların en çok geleceği, belki bize de kızgınlıkların ortaya çıkacağı asıl nokta burası. Yapay zeka çağında İslam ve hukuk dediğimiz zaman antimaddesel, idesel bir yapıyla karşı karşıyayız. Animal primatın ki bunu kullanmayı özellikle istemezdim ama yapılan çalışmalarda sürekli bu noktalarda yaklaşık bu şekilde isimlendirmeler olduğu için belki biz kelamcılar olarak İslam düşüncesine sahip Müslümanlar olarak belki burayı kabullenemeyeceğiz ama sonuçta animal primatın amigdalasının bir makinesi var. O da GDO dediğimiz insansı bir yapı olarak karşımıza çıkacak ve biz buna tür içi homotipik dijital varlık diye isimlendirmenin aslında yapay zeka çağında İslam ve hukuk açısından doğru bir bakış olduğunu ve sağlam zemini oturtacak hocalarım itiraz edebilirler. Felsefi ve kelami altyapısı olarak tanımlamamız gereken yerler belki de tamamlamamız gereken yerlerde olabilir. Yine burada dikkat çekilmesi olan bir tehlike ve uyarı var. Mantığın ve matematiğin dini yoksa mühendislik teknolojisinin de bu hususta çok dikkatli olması gerektiğini de özellikle ifade etmek isterim. Şimdi İslam ve hukuk konusunda madem yapay zekayı alıyoruz, yapay zekanın yani nesnelerin interneti konusunda aşağı yukarı yapılan çalışmalarla ilgili bizim hangi alanlara bakmamız gerekiyor? Bir kere otomasyon ve robot teknolojilerine bakmamız gerekiyor. Özellikle bilgisayarların sosyal bilinçte sorun yaşıyor. Bunu biliyoruz. Bunu bilgisayarcılar da kabul ediyorlar. Ama birebir anlamda terapistlikte çok başarılı olduğu kanıtlanmış ve bu anlamda da birçok Avrupa'daki psikoloji kliniklerinde kullanıldığını biliyoruz. Finansı Hocam özür dilerim Yıldıray Hocam. zaten... Buyurun. Sorular geliyor. Acaba şu anda konuştuğunuz konular ilk slaytla mı ilgili yoksa diğer slaytları mı konuşuyoruz? Eğer mümkünse akabilir mi slaytlar? Tamam. Bağlantılı konuşmaya çalışıyorum. İsterseniz Tamam. akıtayım hocam. Yok sıkıntı yok. Yani Eğer burayı göstermek konumuz istiyorsanız buyurun. yapay zeka çağında İslam ve hukuk ya hocam. Genel bir özetleme bağlamında ifade etmeye çalışırken onun verdiği bir tedirginlik de belki bu anlamda bağlamdan kopuk gibi düşünüyor olabilir. Ama yapay zekayı kullanacağımız alanlarla ilgili genellikle hukukun ya da
Batılı hukuktaki özellikle gündem maddelerinin ya da başlıkların bunlar olduğunu sunmak istiyorum. Bunların da bizim kavrama konusunda İslam'da finans, İslam'da seyahat, sağlık, ulaşım, perakende, gazetecilik, eğitim gibi bu anlamda sorularının cevabını aradığımız başlıklar olduğunu ifade etmek için söyledim Mahsun Hocam. Şimdi buraya dikkat. Hackerlık, siber, özellikle belgede sahtecilik, yalan haberlerin tespitinde, fasık bir haberin tespitinde, fasığın getirdiği haberin tespitinde, yapay zekanın kullanılması, tamamen dar anlamda bir yapay zekanın burada görevlendirilmesi ve elektronik ortamda sahteciliğin önlenmesinde, dijital çağın yarattığı yeni bir fenomen var, o da dijital şiddet ve dijital şiddetin türü olarak ısrarlı takip ve zinanın elektronik ortamda yaygınlaştırılması ve dijital taciz, dijital ortamda halkı yanıltıcı bilgi alenen yayma suçu ve siber suçlar. Biz bunlara ne diyeceğiz? İslam hukukçuları olarak bizi bekleyen sorular, bizim cevabını bulmamız gereken sorular. Yani yapay zeka çağında İslam ve hukuk dediğimiz zaman kıymetli başkanım, bizim bu soruların cevabını aramamız gerektiğine dair bir nevi düşünce paylaşımı olarak da dinleyicilerimizin de bu şekilde düşünmelerini isterim. Yani bunlar bugün yapılmış çalışmalarda özellikle mesela otonom sistemlerin yaygınlaşmasında ürün sorumluluğu, aynı zamanda nitelikli fikri tapu dediğimiz NFT, yine yapay zekanın yaratıcılığı merkezinde, bugün yine ChatGPT dediğimiz, özellikle de üniversitede öğrencilerin yapay zeka ile ödev yapmalarında intihalleriyle alakalı konuşmamız gereken noktalarda yine dürüstlük ilkesi, hukukun da özellikle ortaya koyduğu bir şey. Hatta disiplin suçlarında bu anlamda yapay zekadan ödev yaptığı tespit edilenlerin olduğu, bizim sorunlarımız arasında olduğunu sunmak için bu başlıkları uzun uzun derdest etmeye çalışmıştım Sayın Başkanım. Bir makalemizde de robotlar aşık olur mu konusunu işlemiştik. Yani yine yapay zeka ile taklitçilikle beraber. Çünkü yapay zekayı siz de ifade ettiniz. Taklitçi ise, zihin taklitçisi ise bugün robotik hormonları dediğimiz bir hormonlar var. Yani birebir insanı taklit eden ama Batı'da özellikle Cem Say Hoca'nın da ve diğer bazı Türkiye'deki hocalarımızın da dikkate çektiği, burada her ne kadar böyle de olsa yapay zekanın bedensiz olması, robot türüyle ya da robot cismiyle karşımıza çıksa da hissi, gülme, gıdıklanma ya da özne insanın ben ispatlanamam gibi sorularına cevap bulamıyoruz ya, veremiyoruz ya. Ama bu karşımızda da bir dijital bir gerçek varsa bunları hangi başlıkta ele alacağımız hususunda hala bekleyen sorular olduğunu ifade etmek için buraya getirmiştim. Mesela özen yükümlülüğü diye bir şey var. Bunu biz İslam hukukçuları olarak ifade etmeliyiz. Özen yükümlülüğünü bağlamalıyız. Bilgi edinme noktasında bağlamalıyız diye buraya özellikle getirmek ve huzurlarınıza sunmak istemiştim. Şimdi yine şöyle bir hukuk biliminin genel teorisinde yapay zekayı kavramakla alakalı robotla ilgili mi yoksa yapay zeka ile ilgili mi gündeme düşürülen bir haber var. Aşağı yukarı ben bu sunumları yaptığım zamandan çok baya bir vakit geçtiği için haber eskidir diyebilirsiniz. Otonom araç Tesla üretimi yapan robotun işçiyi duvara ittirdiği tespit ediliyor. Mühendis inceleme bakım yaparken robotun kapatıldığı halde daha sonra robotun harekete geçerek mühendisliğe saldırdığı kayıtlara geçtiğini, olaya tanık olan Tesla çalışanların başka bir çalışanın yardım butonuna basarak makineyi durdurabildiği belirtilmiş bu haberde. Resmi verilere göre şirketin ABD'nin Texas eyaletinin fabrikasında 2022'de her 21 çalışandan bir robot birisi robotları mutlaka bir saldırıya uğradığına dair tespitleri var. O zaman biz Stephen Hawking'in sözünü mü yaşayacağız ya da yapay zekayı bırakıp onun insana hizmet edecek taraflarını, hani bizim Seddi Zerai ya da mefsedede götüren yollar ya da harama götüren yolların haram olduğu anlayışıyla yapay zekayı kapatacak mıyız, bırakacak mıyız? Bu anlamda bir nevi bu soruların cevabını anlamamız gerekiyor. Bir de bizim antroposen diye bir çağ var. Aslında yapay zeka çağı bizim kelam tasavvuf karışımı insanın kamil anlayışı içerisinde üst insan, üstün insan anlayışında ifade etmeye çalıştığımız Allah'la direkt bağlantısını aslında eşyayla olan bağlantıyla beraber gizden gizle işlediğimiz bu anlayışı
Bugünkü bilim insanların antroposen çağı dediği noktada örtüştüğümüzde rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu onların düşüncelerini meşrulaştırmak adına söylenmiş bir söz değildir. Bir iddia da değildir. Ancak şu anda insan çağına girdiğimiz aslında yapay zekaya bağlı olarak da robot türcülüğüyle devreye sokulduğunu anlıyoruz. Tabii teknoloji bizim olmayınca, onların verilerle düşününce, bunları da böyle ifade edince sanki biz onların reklamı yapıyor görüntüsü olmaktan da utanıyorum, mahcubiyet yaşıyorum. Ama teknolojik gelişmelerden de maalesef geri duramadığımızı da ifade etmek isterim. Şimdi bazı yapay zeka çağında İslam ve hukuku anlamak için felsefe ve psikolojiden ne yapmamız lazım? Ara form insanı bir nevi anlayabilmemiz lazım ki insanı kamillik noktasında yapay zekadan beklentilerimizin fıtrat düzleminde neler olduğunu da tespit edebilmeliyiz. Bir kere burada insan kendi türünü neden öldürür sorusu diye bir soru var. İnsan başkasıyla insani bağ kuran demekse insan öldürmek de bu bağı koparmak demektir. Biyolojik varlığını sürdürebilmek için başkasını öldürme yetisi insan dahil bütün canlıların beyinlerindeki amigdala ya da hipokampüs bölümlerine doğal içkin olarak vardır. İnsan kendi türünün dışındakini öldürüyor, onu yerken onunla da bağ kurduğu ifadesi var. Ben bu alanda çok uzman değilim. Aslında bu bir nevi de Niyazi Kahveci Hoca'nın açıklamalarına atıf var. Yani doğal sistemde var olmak öldürmekle mümkün oluyorsa, canlılar canlılarla beslenen çok hücreler olduklarından birbirlerinin avı ve avcısı olmaları üzerine tür içi yani homotipik, tür dışı heterotipik. Peki ben bunu niye getiriyorum? Şundan dolayı getiriyorum. Neden robotlar insana saldırıyor bir nevi cevabını aramak için. Doğru cevabı bulmuş da olabilirim. Yanlış cevabı da bulmuş olabilirim. Eleştirileriniz bu konuda olayın doğru yönünü gösterecektir diye düşünüyorum. İşte insan insanı öldürmekle sadece bağını koparıyor. Vücudunu yemediği için de onunla yeniden bağ kurmuyor. O zaman niye öldürüyor sorusunun peşini özne ve fail insanla cevaplamak zorundayız. Yine psikologların ortaya koyduğu vücudumuz ve ruhumuz bir enstrüman gibi ise elimizde olmadan bu enstrüman ile beraber var olmuş isek yapmamız gereken şey yapay zeka sorunumuzda kendimizi kandırmak değil, bu enstrümanla en güzel besteyi yapmamız gerektiğini, onu ortaya çıkartmamız gerektiğini iddia ediyoruz. Aslında yapay zeka kendi aklımızın bestesidir. Psikolojik bir varoluş problemidir. Sanayi devriminden antroposen çağa geçmenin bir enstrüman olduğunu bilmeliyiz. Web 1, 2, 3, 4, 5 hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla bunlara girecek değilim. Ya da Alan Turing'in ya da John McCarthy'nin ya da ilk şu kelime isimler kullanmışın peşinde değiliz. Sonuçta bir medeniyet ilişkimiz var. Bu medeniyet teknolojiyle oluyor. Bu ilişkinin sağlam temellerini kurmak için hem maddi hem de manayı birlikte ele alan İslam anlayışını ortaya koymak için bunları göz ardı edemeyeceğimizi ileri sürüyoruz. O zaman benim burada dehşet bir sorum var. Caner Taslaman Hoca'ya da ben bunu sormuştum. Biz neden insanı dualist bir varlık olarak ya da dualist bir yapıyla insanı kabul ediyoruz? Özne insanı ya da fail insanı. Eğer fail insan dediğimiz zaman mutezili bakış açısını devreye sokuyoruz farkında olmadan. O zaman mutezilinin burada ortaya koyduğu fail insan noktasıyla özne insan birbirinin aynı anlamı mı ifade ediyor sorusunu sorduğumuzda Mutezili bile bu özne insan düşüncesinde olanlardan daha masum kaldığını, kendini vahiyle irtibatını, vahiyle beraber konumlandırdığını düşünürsek, o zaman biz vücudumuzu ve ruhumuzu ayırdığımız anda yapay zeka sorunundaki neden bunları söylüyorum, onu ifade edeyim. Bu konuda ilk makale yazan hocalarımız var. İsimlerini vermek istemiyorum. Tamamen konuyu Orta Çağ İslam'daki ruh tartışmalarına götürüyorlar. Bu çok büyük bir yanlıştır. Yapay zekayı kalkıp Orta Çağ'daki ruh tartışmalarına, beden tartışmalarına götürürsek, o zaman hukukçuların ya da fıkıhçıların konuyu kavrama şekline itiraz edilmesi yaşanır ki ben bunu çok fazlasıyla yaşadım. Çok itiraz edildi. Ben şöyle itiraz etmiştim. Mesela bazı hocalarımız yapay zekanın hukukta kabul edilmesi için hayvan formunu ya da köle formunu ya da köle statüsünü devreye soktuklarında kusura bakmayın o zaman biz yapay zekayı tanımlarken
Neyi aradığımız sorusunun cevabını böylelikle vermiş olmuyorsunuz. Yani materyalist, pozitivist bir düşünceyle olaya, meseleye bakmıyorum. Siz Orta Çağ'da yapay zekayı anlatacak, yapay zekayla bağlantısını kuracak ruh tartışmalarına niye götürüyorsunuz ki? Biraz önce mükellef slaytını gösterdiğimde ben zihinlerde onlar dursun, onları gözümüzün önüne getirelim ve fıkhın özellikle kelebek kucaklaması noktasında hakikaten bazı meselelerin bağlantısını hukuk zemininde realist bir şekilde, rasyonel bir şekilde kurmanın bununla mümkün olacağını iddia ediyoruz. Yani lafızlara bağlılığın, lafızların makasidi anlamında bazı gerçeklerini devreye sokarken yapay zekaya da böyle yaklaşıp bu kadar Leibniz'e, Descartes'e, Heidegger'e, Gödel'e ya da Penrose'a falan götürmeye hiç gerek yok demeye çalışıyorum. Ama Batı götürüyor biliyorsunuz. Belki de oraya götürmek için bir takım gerekçeleri de vardır. Biz de ne yapıyoruz? Hemen olayı işte algoritmalarında işte Harezmiye, Cabiriye ya da ne bileyim Biruni'ye ya da diğer bu anlamda çalışmış matematikçilere gidiyoruz. Peki sıfır yoktu ki o zaman? Sıfır yoktu da niye oraya götürüyoruz? Sıfır yok, uzun yıllar sıfırın olduğu boşluk hiçbir işaretle remizlenmemiş, sembollenmemiş. O zaman biz yapay zekayı kavrarken matematikten, psikolojiden, felsefeden ya da diğer hemen hemen bütün reel ve nazari sosyal bilimlerden, fen bilimlerinden ortaya konulacak toplam anlamı yakalayacak bir hususu bilgisayar mühendislerine göstermemiz gerekiyor. Ama onlar kullanıyorlar. Şimdi burası benim için de çok önemli. Doğada insan adında bir canlı türü mevcut değildir diyor Niyazi Kahveci hocamız. Madem yapay zekayı kavrayacağız ya, yapay zekayı kavramak için bir sürü felsefe üretiliyor ya, yapay zeka ya da robotik yapay zeka bir insanı öldürüyor ya. Niye öldürüyor diye soruyoruz mu acaba? Yapay makine insanı öldürdü. Hemen algoritmik yetersizliklere bağlıyoruz. O zaman buradaki yetersizlik insan yetersizliği mi? Ben uzun uzun algoritmik bakışa girmeyeceğim. Bu konuda zaten uzun uzun bir makale yazdım. Ona da girmek istemiyorum. Şimdi insan doğal, somut, canlı bir varlık mı? Ya da insanlığın ürettiği yapay, soyut, cansız bir varlık mı? İnsani yapı, doğal beynin prefrontal ya korteksinde insan tarafından dışarıdan monte edilen bir yapı mı? Niyazi Hoca bunu soruyor. İnsan doğalın tam zıttı, fizik ötesi ya da metafizik dediğimiz insanlığın ürettiği insani değerler içeren beşeri epistemolojik antimaddesel idesel bir yapıysa o zaman biz insanı kamil anlayışında bu anlayışın peşindeysek bunu kabul etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ve Sayın Başkanım 5 dakikam kaldı biliyorum. Bazı şeyleri çok hızlı geçeceğim. Biz süper ego özellikle hukukun denetlemesiyle yapay zekanın tanrılığını hukukla önleyebiliriz. İnsanın aklı erdiğinden beri komünizasyon işlemini kendine uyguluyor. Doğal karakterden sürekli buradan ilerlemeler sağlamaya çalışıyor. Hatta Niyazi Kahveci Hoca kardeş katlini bile niye cevaz veriyorsan robotun insanı öldürmekle kardeş katli konusunda anlayışın aynı olduğunu iddia ediyor. Bu benzerlikleri kurmamızı istiyor. Ben de diyorum ki insana benzeyen, insan gibi davranış gösteren insan mıdır? Yapay zekanın kontaminasyonundan yani kirliliğinden kurtulmamız gerekmiyor mu? İşte benim iddiam tam burası. Organizmanın temel hedefi genetik şifresinde taşıdığı hemostazisi yani üst denge, üst denge hali. İnsanı kamil olarak yakalamaya çalıştığımız enfüsü ya da nefsimizin riyazatını ki ben de 40 gün çile çektim. Yemedim, içmedim, oruçla, zikirle nefsimi en kamil manada insan olmaya ya da meşhur belki sözü hatırlayamamış olabilirim ama insan doğup insan olarak insan doğulur, insan olmaya çalışılır. İnsan ölünceye kadar buna çalışır diyen Yunan ilk çağ filozofunun Epikuristi galiba. Eğer beni yanlışımsa düzeltin lütfen. Aslında biz psikologların ortaya koyduğu homeostazis ile zorunlu canlılığın başladığı hücresel anlayış ile zorunlu varlık kategorisinin bizim yapay zeka konusunda makale yazmış hocalardan daha sağlam bir altyapı inşa edebileceğimizi, bu da bizim fıkıhtaki ve hukuktaki vücub ehliyeti, eda ehliyeti ya da cenin konusundaki oraya atıf yapmamız hususundaki bence ontolojik anlayışı
sağlayan alanlar olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Son söz başkanım, bitireceğim, uzatmak istemiyorum ama çok söyleyeceklerim vardı. 13. saatteyiz. Bu saat 39'a kadar gidiyor. Yormak da istemiyorum. Makinelerin savaşı, insan savaşı bence bir anlamda genetiği olmayan makinenin insanı kıskanmasıyla başlayacaktır diye hepinize teşekkür ediyorum. İnşallah beni dinlediğiniz için anlaşılır şeyler ifade etmiş olabilirim, olmuşumdur. Hocam, ben burada kapatıyorum. 42 dakika oldu şu anda Mahsun Hocam. Teşekkür ederim. Yıldıray Hocam çok teşekkür ederiz. Akıcı bir sunumdu. Biz de dikkatle dinledik. Tabii doğrusu tartışmalı. Bence itiraza değer pek çok konuya değinmiş oldunuz. Tabii siz baştan ifade etmiştiniz. Her türlü eleştiriyi özellikle kelamcılar tarafından bekliyorum diye. Ben müsaadenizle bir ilk eleştiriyi veya ilk soru, eleştiri, açıklama karışık bir şeyler sunayım. Daha sonra soru soran dinleyicilerimizin sorularını alabiliriz. Yani ben kanaatince önermelerinizin sadece kelam açısından değil, İslam hukuku açısından da ispata değer olduğunu ve kapalı olduğunu, hatta iddialı olduğunu söyleyeceğim. Yapay zeka ile İslam hukuku arasındaki ilişkiyi kurarken yapay zekayı konumlandırdığınız temel önermenin kendisi sanki tartışmaya açık. Yapay zeka dijital bir varlıktır ya da cansız bir varlıktır diyorsunuz. Hatta kelami açıdan yaratıcı kelimesine verilen anlamı dikkate alarak bunu da teyit ederek bu anlamda bir varlık olduğunu ifade ettiniz. Vahdet-i vücutla ilişkilendirerek insanı kamil ile soyut varlık bağlamında yapay zekanın bize görünüm arz ettiğini ve bizim oradan yapay zekaya ulaşabileceğimizi söylediniz. Tabii bu ifadeler son derece iddialı, takdir edersiniz. Neden? Çünkü bir kere yapay zeka konusunda siz alandaki uzmanların bir kanaate varmış olduğunu ve yapay zekanın insanın bir muadili olduğunu, insana tekabül eden bir varlık olduğunu kabul etmiş görünüyorsunuz. Oysa yapay zekanın insana tekabül ettiği konusu bırakın tartışma, yani henüz buraya gelinmediği konusunda bir ittifak var. Hatta 2070'li yıllara gelindiğinde belki insanımsı bir yapay zekanın üretilebileceği konusunda bir takım ümitler var. Mevcut durumda yapay zekanın insanın muadili olacak bir başarıyı kaydetmediği veya teknolojinin o aşamaya gelmediğini onlar da söylüyor. Yapay zeka nedir peki sonuç olarak? Yapay zeka yani insan beyninin fonksiyonlarının bir türlü modellenmesi malumunuz. Peki insan beyninin modellenmesi ne kadar, nasıl mümkündür? Veya insan dediğimiz varlık nasıl bir varlıktır? Bir kere bu konuda bir problem var. İnsan dediğimiz varlık malumunuz, işte ruh var, bilinç var, akıl var, beden var. Yani insan dediğimiz varlık içinde ruhun, bilincin, aklın, bedenin olduğu ve her birisi arasında kompleks ilişkilerin olduğu bir bütünden bahsediyoruz. Dolayısıyla yapay zekanın bugünkü teknolojiyle insan ruhunu, bilincini, aklını ve bedenini görüntüleyemediğini, hele hele kimyasal etkileşimleri, bilinci, ruhu hiçbir şekilde görüntüleyemediğini, bunları çözümleyemediğini biliyoruz. Turing testini geçen bir yapay zeka henüz ortaya çıkmadı malumunuz. Dolayısıyla insan dediğimiz kompleks varlığın kendisi bile tam anlamıyla çözülememişken ve anlaşılmamışken yapay zekanın kendisinin bile insanın sadece bir takım verilerini alıp bunları insandan daha hızlı ve daha iyi bir şekilde harmanlayabilen yönüyle en fazla uğraşılıyorken yapay zekanın insanın bir muadili gibi görülüp onun bir sorumluluk sahibi bir varlık olarak anlaşılması bence son derece
ispata muhtaç, eleştiriye açık ifadeler. İslam hukuku açısından benim görebildiğim kadarıyla oluşturduğu problem de şu. Şimdi malumunuz İslam hukuku konu kelam da aynı kanaattedir. İslam hukukunda sorumluluk ehliyetinin üç temel şartı var değil mi? Bir tanesi akıl, bir tanesi buluğ çağına gelmiş olmak, üçüncüsü de zorlanmamış olmak diyelim. İkrah altında olmamış olması kişinin. Şimdi İslam hukukçuları buluğ çağına gelmek ile biyolojik gelişimi ifade ediyorlar. Yani bir insan akıl sahibi olsa bile 5 yaşında diyelim bir çocuğu düşünün. Bu çocuk buluğ çağına gelmediği zaman bir takım kavrayışlara ulaşmış olsa bile sorumluluk ehliyetine sahip değil. Dolayısıyla cezai müeyyideyi hak etmiyor. Ne olması gerekiyor? O akli soyut melekenin yanında bir de biyolojik gelişimin olması gerekiyor. Buna buluğ diyorlar. Dolayısıyla İslam hukukunun temel ilkeleri açısından baktığımızda sorumlulukla biyolojik gelişim arasında da bir ilişki kuruluyor. Oysa siz tamamen biyolojik gelişimi yadsıyarak, onu göz ardı ederek belki insanın, yapay zekanın bir insan gibi pekala sorumluluk sahibi olduğunu, bu şekilde düşünülebileceğini ifade ediyorsunuz. Burada yapay zekanın pek tabii ki hiçbir otonom yönü olmadığını ya da yapay zekanın kendi başına hareket edebilen bir niteliğinin olmadığını söylemek istemiyorum. Nitekim bu noktaya gelmiş bir boyutu var. Ama neredeyse herkesin temel kabul ettiği, benim görebildiğim kadarıyla okumalarımdan çıkardığım sonuç şudur. Yapay zeka bazı yerlerde otonom özellikler taşısa bile bir bütün olarak bakıldığında henüz insan ile kıyas kabul etmeyecek derecede geridedir ve insanın bazı yönlerini kısmen taklit etmekle şu anda meşguldür. Dolayısıyla bu açıdan belki bu cümle bile iddialı olacak ama bu cümleyi kullanabiliriz. Robotlar, yapay zeka ürünü robotlar kısmen, evet kısmen ehliyet sahibi veya kısmen sorumludurlar. Ama bu kısmen kelimesinin hem teknolojik karşılığını hem dini hukuki karşılığını netleştirmek gerekiyor. Ben bu konudaki temel önermelerinizle ve ulaştığınız sonuçlarla ilgili bu eleştirilerimi yönetmek ve bunları bir soruya da müsaade ederseniz dönüştürmek isterim. Buyurun hocam. Kıymetli hocam, önce bu değerlendirmenizden dolayı çok teşekkür ederim. Şimdi biz bilim insanı olarak hani bir kimlikte bulunduğumuz için, bulunmaya çalıştığımız için ben bu meseleleri değerlendirirken, önermeleri ortaya koyarken hakikaten bizim kendi ne diyelim, camia mı diyelim, mahalle mi diyeyim, yazılmış olan yazıların da bir nevi toplamında yer alan bu ifadelerin sağlıklı yerine oturması ve oturtulması ve temellendirilmesi açısından teknolojinin ya da batılı okuduğum kaynakların etkisiyle vardığım sonuçları ifade ettiğim şeklinde bir anlaşılma düşünce olmasın kesinlikle. Özellikle istihsanın şey diyelim, İslam hukukunun genel teorisinde yapay zeka ve istihsanla alakalı makalemizde ya da yazımızda aslında yapay zekanın bu kadar insanın içerisinde varken sizin söylediğiniz yapay zeka türü olarak genellikle siz onu kısmen kabul ediyorsunuz. Dar yapay zekanın şirketlerde istisnai bir anlayışla bir şirket organı ya da azası olarak kabullenmeye bütün dünyadaki hukuk sistemleri, yani dört büyük hukuk sisteminin altyapılarının buna hizmet ettiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Yani biz şirketlerde yapay zekanın istisnai anlamda devlet gibi, vakıf gibi mücerret ve soyut varlık anlayışından hareketle bu sorumluluğu koyarsak yapay zeka ile de savaşımızın en iyi yol olacağı için burayı ayırdık. Mesela birilerinin dediği gibi tam sorunuzun cevabı olur mu onu da bilmiyorum ama yapay zeka 3 yaşındayken sorumluluğa sahip midir değil midir? Bunları tartışmak bizim konularımız değil hocam. Biz kelamcılar olarak özellikle yani kelamcı hocalarımızın yapay zekayı varlık anlayışında nereye kategorilendireceğini ben çok merak ediyorum. O yüzden Mehmet Hocam bilir, sempozyum süreci esnasında sürekli bir kelamcı hocamız arayış içerisine girip
kendileriyle uzun uzun konuşmalar yapıp oraya davet edip, ne olursunuz siz külli bir bakış açısıyla bunu hangi açıdan kavrayacağız? Eşya statüsü olsa bile bu noktalarda hangi anlayışla kavrayabiliriz şeklinde ben imdat eylediğimi hatırlıyorum. Masum Hocam, sizin de ben çalışmalarınızı belki geç fark etmiş olabilirim. Bu anlamda da sizden de özür diliyorum. Bazen olayın heyecanı ve yoğunluğu bazı hocalarımıza ulaşmayı bize imkan vermemiş ya da engellemiş olabilir. Kısacası kör ve Estağfurullah. sağır kalmış olabilir. Ben şunu demeye çalışıyorum kıymetli hocam. Biz hiçbir zaman Batı'nın bu yaklaşımlarından etkilenmeden bazı meseleleri tartışırken nasıl ki tahta bacağı mest olur mu? Hükmün mahalli yoksa hüküm düşer gibi farazi fıkıh mesele olarak en başında, sözlerimin en başında böyle bir yaklaşımla, futuristik bir yaklaşımla işin içerisine girmeye çalıştığımı ifade etmeye çalışmıştım. Ancak ben yapay zekaya gerçekten kusur isnadı yapılabilmesi ya da kusursuz sorumluluğu açısından üretici, kullanıcı ya da bu anlamda programlayıcının bugünkü kusursuz sorumluluk anlamında bir nevi mahalli boşluk olacağı, hatta şöyle örnek vereyim. Bugün çok özür diliyorum. Türk hukuk sisteminde ya da İslam hukukunda çok rahat bunun delillendirmesini yapabiliriz. Biliyorsunuz, onda bir sıkıntı yok. Urfa'daki bir kızımıza saldıran köpeklerin itlaf etmesi meselesi uzun süre tartışılmıştı. Adnan Koşum hocamızla biz bunları konuşurken Adnan hocaya çok müracaat ettiler. Hatta bir tane mahkeme Adnan Koşum hocam hayvan hakları kitabını bir nevi gerekçesine aldı ve bu anlamda İslam hukukunu bir nevi kendileri için hukuk sosyolojisi adı altında çözüm kaynağı olarak sunmalarını bir nevi biz de yapay zeka hakkında bir hukuk sosyolojisi, fıkıh sosyolojisi oluşturma peşinde olduğumuz için böyle şeyleri bertaraf edebilmek adına söyledim bütün bunları. Peki hocam, teşekkür ederiz. Karşılıklı bir diyaloğa girmesin diye ben isterseniz bir soru var, onu sorayım. Eğer Mehmet hocamın bir sorusu veya katkısı olmayacaksa. Hocam belki Yıldıray hocam da bahsetti. Kelamcılar bu işe biraz el atsın diye. Çok teşekkür ediyoruz. Yani en azından biliyorsunuz İslam temel İslam bilimleri arasında geçmişte bir paylaşım yapılmış. Yani genelde kelamcılar eşyanın hakikatini, işte cisimlerin yapısını, ondan sonra alemin işleyişini, yine maddenin özelliklerini, İşte bunun bir şekilde Tanrı alem ilişkisiyle irtibatlandırılmasını gibi konuları işlemişler. Tabii ben de burada güzel bir haber vereyim. Mesela haftaya bizim Emine Acar şu anda şeyde İngiltere'de yüksek lisans da yapıyor İskoçya'da. O yakın zamanda tezini bitirdi. Tezinin konusu bu kelamdaki materyalistik veya daha ziyade cismani insan anlayışının yapay zekayla ne gibi bir irtibat kurulabileceğiydi. Yakın zamanda başarılı bir şekilde bitirdi tezini. İnşallah haftaya da sunumunu yapacak. Yıldıray Hoca'yı da bekleriz inşallah haftaya. Tabii Allah'ım. burada böyle farklı İşte yapılarla ilişkilendirilmesi var. Mesela yapay zekanın yeni Thomasçılar tarafından bir şekilde işte Aristoteryen veya işte daha ziyade skolastik Hristiyanlıkla veya onların insan tasavvuruyla ne gibi bir irtibat sağlayabileceği konusunda öyle ontolojik yapılarla bizim İslam dünyasında da irtibatlar var. Tabii buna hangi insanın mahiyetine yönelik yaklaşım daha elverişlidir. Tabii genelde savunulan yaklaşımlar kelamın özellikle klasik dönemde savunulan, tabii kelamı bir bütün olarak tek bir kapsama indirgemek çok kolay değil. Yani müteahhirin dönemde mücerret cevher anlayışının, yani böyle düşünce gibi, irade gibi, işte canlılık gibi insanın kognitif veya diğer türlü özelliklerini
madde ötesi ruha bağlayan, yani mücerret cevhere bağlayan yaklaşımlar olduğu gibi, bunu mütakaddimin dönemde daha böyle maddeyle ilişkili bir şekilde, yani mesela arazlarla ifade eden, yani maddede taşınan anlamına geliyor. Arazlar burada mutlaka madde istiyor, yani özellikle mütakaddimin dönem için konuştuğumuzda o altyapıya daha böyle uygun olduğunu söyleyenler de var. Yani kelamcılar maddenin, cisimlerin yer kaplayan atomlardan, bölünmeyen parçalardan oluştuğunu iddia ettiler. Ve en temelde madde burada taşıyıcı kabul edildi ve madde belli bir yapıya sahip olduğunda, diyelim ki belli bir bünyeye sahip olduğunda, Mutezile'nin yaklaşımı gibi, onda işte bilişsel şeyler, irade gibi, hayat gibi veya işte bilmek gibi o türden hususlar, eğer siz maddeyi organize ettiğiniz zaman, belli bir yapıda onu oluşturduğunuz zaman, o türden özelliklerin ortaya çıkabileceği iddiası var. Ve yapay zeka biraz buna benziyor. Çünkü siz maddeyi öyle bir organize ediyorsunuz ki, öyle bir yeniden tasarlıyorsunuz ki, bu belli bir kazanımla tabii beraberinde geliyor. Yani bu kazanım için muazzam yatırımlar yapmanız gerekiyor. Matematiğe çok büyük önem vermeniz gerekiyor. Fiziğe çok büyük önem vermeniz gerekiyor. Çok böyle dakik bir epistemoloji benimsemeniz gerekiyor. Yani bu epistemoloji, tasavvufun epistemolojisi kaldırır mı, ben bilmiyorum. Yani çünkü modernizme genelde eleştirilerle geliniyor. Yani bilime eleştirilerle geliyor ama bize bunu bilimsel yöntem sağlayacakmış gibi geliyor. Ben burada Yıldıray Hocam'a şu soruyu sormak istiyorum. Bir taraftan tasavvufla ilişkilendiriyorsunuz. Ama genelde böyle fıkhın kelamla el ele kol kola gezdiği belirtilir. Klasik anlamda, klasik İslam düşüncesinde en azından, değil mi? Fıkıhla Evet hocam. kelamın Evet. birlikte böyle çalıştığı zikredilir. En azından epistemolojik yönden. Yani gidip bir kadıya ben keşf yaptım, bana şöyle şöyle birileri şöyle yaptı veya şu suçun yapan kişi, her ne kadar zahirde delilim yok ama keşf yaptım, şudur diyemezsiniz. Kadı kabul etmez yani. Evet hocam. Epistemoloji, biliminde epistemolojisi. Burada kelami bir epistemoloji gibi gözüküyor. Yıldıray Hocam, siz bunu nasıl uzlaştırıyorsunuz? Yani bize eğer yapay zeka gelecekte eğer insana çok benzeyen veya insandan da öte, çünkü bu bir insanın kazanımı oluyor aynı zamanda. Ve ama bunu bilimle kazanacak insan. Bunda mutabıkız galiba. Yani Evet, bu aynen, ben de bilime bilim. çok büyük yatırımlar yapmanız gerekiyor. Burada tam epistemolojiyi nasıl uzlaştırıyorsunuz? En azından yapay zekaya giden yol açısından baktığımız zaman, yani maddeye önem vermeniz gerekiyor en azından. Yani madde Evet. ötesi şeylere değil de maddeyi çok dakik bir şekilde incelemeniz gerekiyor. Maddeye Peki. yatırım yapmanız gerekiyor. Bunu tam nasıl uzlaştırıyorsunuz? Ben tekrar Yıldır Hocam, ufuk açıcı sunumunuzdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Evet, buyurun hocam. Hocam öncelikle ayrıca teşekkür ediyorum. Şimdi bizi bir konferansa, konuşmaya davet ettiler. Konu olarak da insanın yaratılışı diye bir konu verdiler. Bizim burada kelam hocamız yok fakültemizde. Hasbelkader biz girelim, en azından dilimizin döndüğünce anlatırız diye. Geçmişten de bir kelama karşı büyük ilgimizin olduğunu, özellikle fukahanın kelamcı yönleri beni hep hayranlıkla kendilerini okumalarını ve ilgi duymamı sağlamıştır. Biz neden olmayalım diye düşünerekten bir nevi bu anlamda yola çıktığımızı, ama günümüzün anlayışı itibariyle artık çok geliştiğimiz için biz bunu kabul etmemiz lazım. Gerçekten kelamın yüklerini taşıyabilmek için özel zaman, özel okumalar gerekiyor. Bunun farkındayım. Dolayısıyla bunu da affınıza sığınarak bir meydan okuma olarak görmemenizi istirham ediyorum. Kıymetli hocam, neden insanı kamil dedik? Bir, Niyazi Hoca'ya cevap vermemiz lazım. Niyazi Hoca niye insanı kamille bağdaştırdı?
Tasavvuftaki insana kamil anlayışının vahdeti vücut anlayışının ise temelde hepiniz hocalarım benden çok iyi bilirler. Allah'ın haşa Tanrı'nın cisimleştirmesi konusu olarak siz benden daha iyi bilirsiniz problemlerinizi. Bu özellikle insana hululiyet meselesi, özellikle Allah'ın cismaniyetleştirmesi meselesi ve en önemlisi de Kur'an'ın Halkül Kur'an meselesinin temelinde bu Allah'ın cisimleştirilmesi meselesi yatmıyor mu? Allah'ı görünür kılmıyor muyuz? Kerramiye daha sonra ne yapıyor? Allah'ı cisimdir diyor ama bildiğimiz cisimlerdir deyip böyle bir top koşturuyor. Top sektiriyor ayağında mesela. Tabirimi hoş görün. Daha sonra Muhammed İbni Keram geliyor. İşte diğerleri geliyor. Siz benden daha iyi bilirsiniz. Sonra bu düşünce çok ilginçtir ki vahdedi vücut ve insana kamil anlayışını Muhyiddin İbn Arabi'nin ya da Sadreddin Konevi'nin ya da diğer işte Taftezani'nin, Eş'arilik ve diğer onları siz benden çok iyi bilirsiniz. Benim dikkatimi çeken husus şu. Cisimleştirme meselesi aslında İslam'ın tartıştığı öz sorun olsa bile ehli sünnet olarak biz karşımıza konumlandırmış olsak da bizim sorunumuz ve bizim problemimiz değil mi hocam? Görünür kılma. Fıkıhtaki gaibin şahitle istidlali bu demek değil mi kıymetli hocam? Yapay zeka ile alakalı biraz önce Mahsun hocam dedi ki biz zihnimizi daha henüz yapay zeka bile fotoğrafını çekemedi. Biz zaten onun fotoğrafını çekebilmek, yapabilmek için yapay zeka ile alakalı düşünsel temellerini, paradigmalarını bunlarla oluşturduğumuzu düşünerek, bilerek insanı kamili aslında tasavvuftan değil, tasavvufun kelamdan ödünç alıp kullanılmasındaki yerli yersizliği sizinle paylaşmak istedim. Tamamen düşüncem buydu kıymetli hocam. Yoksa soyut insan anlayışını kelam olarak sizler hangi şekilde sunarsanız fıkıhçıların da bunu bu şekilde kabul etmeleri gerektiğini de demek için size bir çağrıdır, imdad eylemektir. Dolayısıyla ben bir fıkıhçı olarak, acizane bir fıkıh talebesi olarak bazı şeyleri ortaya koyup iddia etmeye ya da ileri sürmeye çalıştığımızda bence önce Masum Hocam'ın dediği gibi biyolojiyi esas alırsak biraz önce bir arkadaşımız insanın yaratılışı inorganik ve organik demiş. Yani işin sonucunu bu inorganik ve organiği kullanıyoruz. Yani şu konuda bana katılır mısınız kıymetli hocalarım? Biz inorganik ve organiği kullanan arkadaşıma da sesleniyorum. Bu bize ait tabirler mi? Bizim kullandığımız terimler. Ya da psikolojide, aile hukukunda ve diğer şeylerde sadakat yükümlülüğünü kullanırken, canavarca hisle adam öldürmeyi kullanırken, bir robotun insanı öldürürken biz neyi aramaya çalışıyoruz? Hangi kelimelerle düşünmeye çalışıyoruz? Aslında bu iddialarımın temel ortaya çıkartmak istediğim amaç kendi düşüncelerimizi sağlam zeminde oturtabilmek, fıkhın hayatla, realiteyle bağını kurabilmek, bunu yaparken de kelamsız olmayacağının bir nevi çağrısıdır, iddiasıdır. Şimdi homeostasis ne demek? Zorunlu canlılık demek. Ne demek o? Maddelerin, proteinlerin işte bir araya gelmesiyle canlılık başlıyor. Ve bütün psikologlar niye gidiyor buna? Çünkü biliyorsunuz psikolojide dört tane temel yaklaşım var. Özellikle Freudçu yaklaşım konusunda ve diğerleri yaklaşım konusunda uzun uzun anlatmaya gerek yok. Ama bir tanesi var ki varoluşsal meselesini hepimiz çok iyi biliyoruz. Bilişsel olduğunu çok iyi biliyoruz. Özellikle ergenlik dönemindeki gençlerin varoluş problemlerini giderebilmek için oraya atıfta bulunuyorlar. Ve bugün de gençler yapay zekayı bu anlamda çok kullanıyorlar. Çok soru geliyor. Liselere gittiğimiz konferanslarla bununla alakalı bağlantıları ben böyle ifade edersem doğru ifade etmiş İslam'ın genel kaidelerine, kelamın ve fıkhın yaklaşımlarına bağlı kalabilir miyim diye onları da söylüyorum. İnorganik kullanma, organik kullanma. Niye kullanıyoruz? Mesela şöyle düşünün hocam, bu şuna benziyor. Anne sütünün bugün tıpta bir çocuk için olmazsa olmaz bir yani emir edilmesi ya da emredilmesi gereken bir husus olduğu karşımızdayken fıkıhta bir bakıyorsunuz ki ibahayla ele alınıyor. Fıkıhta bir bakıyorsunuz ki bazen sütün parası ödenmesi gerektiğine dair şey veriliyor, fetva veriliyor ve çok gerçekçi, çok rasyonel bunlar. Yani anne bu anlamda süt parasının çıktığı mantığı düşünelim. Doğru mantık mı, kıyas mı, alfarık mı siz karar verin. Ama ne yapıyoruz? Bugün biz tıp verileriyle ne yapmamız lazım? Annenin çocuğunu emzirmesi farzdır dememiz lazım.
ya da sigara ya da pestisit düşündüğümüz zaman bunların hepsinin bağlantısını kurarken aslında klasik fıkhın işleme tarzıyla yeniyi söylerken o literal bağlılıkları sağlayarak ilerlememiz gerektiğinin iddiasındayım ben. O yüzden de yapay zeka bir insanın kendini cisimleştirme, makine nesidir? Cisimleştirme ve bu anlamda bir meydan okuyuşudur. Bunun çağrısını birlikte çözmemiz gerektiği için ben iddialı konuştum. Gerçekten de bazı iddialarım arkasında duracağımı birkaç makalemi göz atıldığında rahatlıkla görülür. Yapay zekaya özellikle istisnai bir sorumluluğun verilmesi gerektiği fikrinin temel altyapılarıdır. Kıymetli hocam bunlar. Teşekkür ederim. Hocam teşekkür ederiz. Mehmet Hocam eğer katkınız şimdilik yoksa bir soru var. Onu sorayım mı hocama? Hocam Mehmet Çelen hocamız var. Marif Vakfı hocam orada Evet. Mehmet Hocam üniversitesinde evet. Hocam da tanıyor, zaten tanıyorsunuzdur elini inşallah. kaldırmış. Mehmet Hocam buyurun. Yıldıray hocam çok teşekkür ederim sunumunuz için. Dinledik, müstefid olduk. Yalnız ben burada Niyazi hocamın şeyini söylediniz. Hani bir kıyas yaptığını. Kardeş katli ile robotun insan katli arasında. Şimdi burada tabii ben Niyazi hocamın yazısını tam okumadığım için bir şey de diyemiyorum ama genel tanım itibariyle kıyas maal farik var yani insanın insanı. Bir de fetvalar biliyorsunuz siz de biliyorsunuz değişir, yanlış olabilir, kabul edilmeyebilir, herkes kabul etmek zorunda değil. Fetvayı zaten verdiğin zaman vicdanla danış deriz. Yani hukuken, fıkhen bunu öyle uygula deriz. Yani bu tür hocalarımızın, Niyazi hocamı tanımıyorum. Alanı teknik midir, nedir ben tam şimdi hatırlayamadım. Ama böyle yanlış kıyaslamalarla, kıyas maal farik dediğim şeylerle İslami hükümler noktasında sonuçlara gitmenin doğru olmayacağını hatırlatmak istiyorum. Gerçi siz de biliyorsunuz Yıldıray Hocam bunları. Ama özellikle Mahsun Hocam'ın getirmiş olduğu itirazlar veya bu noktadaki çekincelere de bence yapay zeka noktasında dikkat etmemiz gerekir. Yani hukuk sosyolojisini oluştururken veya bir varlığa hukuken tabii bakmak zorundayız. Ona bir kişiliktir, tüzel kişiliktir veya başka şeyler. Onu tabii daha ileri düzeylerde nasıl olacak yaklaşımlarımız olabilir ama bunlar neticede görüşlerdir. İçtihadi görüşlerdir, reydir. Yani bunları da değişkenliğini esas alarak görmek gerekir diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bu gerçekten sürekli katılamıyorum ama ara ara katılıyorum bu haftalık şeylere. Ama katıldığımda da müstefit olduğumu söyleyeyim. Size ve bu programı düzenleyen yöneticilerimize, hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun diyorum. Hocam biz teşekkür ederiz katkılarınız için. Hocam bir soru var. Onu ben müsaadenizle sormak isterim. Yıldıray Hocam. Hukuktaki nimet külfet dengesi hakkındaki çözümünüz nedir? Diye soru sormuş Nursena Çetingül dinleyicimiz. Yapay zekaya kişilik tanınması halinde failliğinin dolayısıyla sorumluluğunun yolu açılacak. Bu durumda külfetler nimetlerle gelir ilkesi gereği yapay zekaya hakların verilmesi gündeme gelecektir. Siz yapay zekalı varlıkların haklara sahip olması gerektiğini düşünüyor musunuz? Demiş. Bence ben arkadaşımıza çok teşekkür ediyorum. Mehmet Çelen hocama da katkılarından dolayı teşekkür ediyorum ki Mehmet Çelen hocam da yine bize bir katkıda bulunmuş. Din Hukuk Teknoloji kitabında bir bölüm yazarlığında ve özellikle yapay zekaya yaklaşım konusunda altyapısı sağlam bir bölüm yazarlığı katkısı vardı hocamızın. Mehmet hocam, yapay zekaya istihsanla yaklaşmazsak, dijital amel kavramını kabul etmezsek, marifetin nefsi ma lehe ve ma aleyheni çalıştırmazsak, ittekillâhe haysuma künt ya da istefti kalbek vicdanek gibi bu hadislerin temelinde oluşturduğumuz fıkıh ile hukuk arasındaki
Fıkhın özellikle daha geniş anlamda kazai, diyani anlamını düşünerek biz ne yapmalıyız? İstisnai anlamda vakıf ve devlet anlayışının istisnai temele dayandığını, istihsanın da istisnai hükümleri temsil ettiğini düşünürsek buradan yol ve kapı açılacağını, Müslümanların zihinsel olarak Batı'nın da çok önüne geçeceğini, onlara da bu konuda yardımcı olacağını düşünüyorum. O yüzden böyle bir iddia içerisindeyim. Biraz önceki Mahsun Hocam'ın okumuş olduğu soruyu soran arkadaşımıza da şunu söyleyeyim. Mesela size şöyle ben de soruya soruyla karşılık vereyim. Robo hakimleri düşünün. Robo hakimler önüne gelen tek bir davanın mesela tek bir konunun tek bir robo hakimi olur. Amerika ve Kanada, Batı bunu düşünüyor şu anda. Mesela kiracı ile ev sahibi arasındaki tartışmalarda hukuk çok aşırı derecede kilitlendiği için, yani şöyle söyleyeyim, toplumda aşırı derecede hukuku kilitleyen, iş yükünü arttıran yerlerde yapay zekayı bir çözüm olarak düşünüyorlar. Ve burada dar yapay zekayı kullanıyorlar. Dar yapay zeka ne demek? Nesnelerin interneti demek. Bu net. Bu ne demektir? Önermeleri basit ve bunun dışına çıkmayan bir yapay zeka demektir. Yani mesela Siri bir yapay zeka mı diye arkadaşım düşünsün bunu da. Şimdi askerlik yapan bir denizcinin mahkemeye müracaat edip yapay zeka tarafından hüküm vermesi, yani robo hakimin hüküm vermesi isteniyor. Yani karşınızda bir robot yok yalnız arkadaşlar. Kıymetli hocalarım, karşımızda bir robot yok. Sadece robo hakim programı var. Verileri giriyorlar. Daha sonra robot güneşi, ışığı, her şeyi onları hesaplayamadığı için, otomatik girdi çıktığıyla düşündüğü için ne yapıyor biliyor musunuz? Orada bazı şeyleri göz ardı ederek iş yükünü hafifletirken aslında sorunları daha arttırdığı tespit ediliyor. Bu şuna benziyor. Türkiye'deki bir bankanın yapay zeka ile çalışanları denetleme neticesinde neredeyse çalışanların yarısını işten atacaklarını fark edince bu sefer şu kararı alıyorlar. Biz bir şirketiz, tüzel kişiliğiz. Yapay zekayı bu anlamda insan denetimine vermeliyiz. Yapay zekayı insanla beraber denetlemeliyiz düşüncesine varıp SAPTEK diye bir program hazırlıyorlar ve bu sefer insan unsuruyla beraber çalışanlarını denetlemeye başlıyorlar. Sonra yapay zekanın bu esnada öğrenmeye başladığını, daha ileriye gittiğini, hatta şirketin ya da bankanın bazı tahvillerini kullandığı tespit ediliyor. Bakın yapay zeka. Şimdi Batı diyor ki ya da bu işin teorisyenleri, doktoruna diyor ki biz eğer yapay zekaya mali haklar vereceksek ki şu anda yapay zekalarla yönetildiğimizi de unutmayın. Ben bunu şaka olarak da söylemiyorum. Siz böyle belki milyon futbol sahası büyüklüğünde bilgisayarlar yapılarak elde edilecek şey diye iddiasına da bulabilirsiniz ki bilgisayar mühendisleri öyle diyorlar. Ama şu anda dünyayı yönetme adına yapay zekaların devrede olduğunu, bu anlamda da bunu bilmemiz gerektiğini, FedEx gibi büyük şirketlerin ya da bir ara biz onlara da girdik, nasıl yapılıyor, nasıl oynanıyor, nasıl para kazandırıyorlar şeklinde. Bu hani şey sistemi gibi değil, hani Penzo sistemi gibi ya da ne diyeyim, bu televizyona çıkıp da fenomenlerin kazandığı, büyük paraların kendine yatırıldığı bilmem ne falan. Hani var ya insanları bol rakamlarla aldatma gibi düşünün. Mesela Türkiye'deki petrol fiyatlarını yapay zekanın indirip çıkardığına emin olun. Konuyu dağıtmak da istemiyorum ama neyse, denizci için onun istemediği şekilde bir hüküm veriyor robo hakim. Daha sonra gerekçeli karar yazıldığında itiraz ediyor karşı avukat. Avukat diyor ki insan unsurunu göz önünde bulundurmayan bir dijital ya da robo hakimin kararının gerekçesinde siz bunu robot hakim verdi deyip bizi haksız yere mahkum mu edeceksiniz şeklinde bir karşı davayla ya da ne denir ona diyemedim bildiriyle mahkemeye bir cevabi anlamda bir itiraz sunuyor ve bu itiraz kabul ediliyor. İnceliyorlar gerçekten robo hakimin bazı gözetmesi gereken unsurları fark edemediği ortaya konuluyor. İşte bu bir algoritmik adaletsiz dengesizliktir. Aynı şekilde Amerika-İran savaşında bazı
insansız hava araçlarının ya da Amerika ile Rusya'nın denizaltı savaşlarında denizaltı ile alakalı torpidoların açılıp o bilmem eksi 100 denizin sıfırının altında olan yerlerde bilmem kaç derece denizaltının içinde pişerken orada karar verme noktasında gerek Körfez'de gerekse İran'da o düşürülen uçakların temel sebebi yapay zeka, ancak bunu sistemli olarak açıklamıyorlar. Çünkü yapay zeka ne yapıyor? Algoritmik olarak düşünüp radar sistemine girdiği zaman direkt vurmayı emrediyor. Ama vurmaya çalıştığı uçağın birden kendi Amerikan jetleri olduğunu fark eden komutan yapay zekayı durduruyor ve kapatıyor. Yani bunların deneylerini zaten çoktan yapmışlar. Dolayısıyla arkadaşımızın sorusunda yapay zekanın devreye girerken girdisi ve çıktısı konusunda Mahsun Hocam da ifade etti. Henüz daha tam kesin netleştirilmemiş şeyler olduğu için elbette ki benim söylediğim de tartışmaya açıktır. Yine tartışmaya açık olan bir şey de klasik fıkıhta hepimizin bildiği istihsanı kabul edenler ve kabul etmeyenler var. Zaten siz istihsanla bir hüküm verdiğiniz anda bizzat tartışmanın olduğunu kabul ediyorsunuz demektir. Ben de mütekellimin anlayışından ziyade fukaha anlayışıyla meselenin çözülmesi noktasında kelamcılarla beraber işbirliği yapılacağı konusunda iddialı olduğumu tekrar ifade etmek isterim. Peki hocam, Yani teşekkür nimet ederiz. külfet dengesi konusunda çok ciddi sıkıntılar var. Örnekleri çoğaltabilirim. Evet. Uzatmayayım hocam. Eyvallah Örnek çok hocam. yani. Mukaddes Turak kardeşimizin bir sorusu var. Buyurun. Evet, öncelikle hocam, Mahsun hocam ve Yıldır hocam, programımıza bu hafta sizi ağırlamak çok büyük bir şeref. Çok teşekkür ederiz değerli sunumunuz için. Şimdi hocam, ben İstanbul Hukuk Yüksek Lisans öğrencisiyim. Şöyle bir şey takıldı Yıldır hocama, bir sorum olacak. Şimdi mesela bizim işte pek çok şey bugün işte transhümanizm konuluyor, yapay zekanın çok farklı şekilde bizim hayatımıza girme noktaları var. Ben bu noktada hocam sizin şu görüşünüzü merak ediyorum. Mesela kişilerin bu noktada bu yapay zekayı kullanan veya bunu bir şekilde kendi vücudunu işte transhümanizm bağlamında düşünürsek buradaki teklife konu olmak, mükellefiyet bağlamında hem fıkhi pencereden hem kelam, yani hem de kelami pencereden bakarsak sizin bakış açınız nedir bu noktada? Yani nasıl bir dünya bizi bekliyor? Nasıl çalışmalarımızı nasıl yapmalıyız? Okumalarımızı nasıl yapmalıyız? Böyle bizim gibi yüksek lisans ve doktora seviyesindeki çalışmalarla neler tavsiye edersiniz? Yani dediğim gibi bizleri nasıl bir dünya, nasıl bir sorumluluk altına gidecek? Bunların ceza hukuku, ibadet, ukubat, muamelat pek çok yere yansıması var fıkıhta. Kelamda da bambaşka bir boyutta varlık diye konuştuk mesela. Böyle bir sorum olacak size. Fikriniz nedir bu konuda? Estağfurullah. Teşekkür ederim. Rica Masum ederim. hocam, geçeyim mi? Bir katkınız olacak mıydı? Devam edeyim mi? Hocam Başkanım. buyurun. Buyurun, estağfurullah hocam. Şimdi ben kıymetli öğrencimize ve diğer arkadaşlarımıza haddim değil. Burada kıymetli hocalarımız varken benim öyle bir soru noktasında mukaddes, önce affımı dilerim ama teşekkür ederim. Bana şöyle bir cevap vereyim. Sağ olsunlar, hani bu konuda Mehmet Çelen hocam ve diğer hocalarımız bize sonsuz destek verdiler ve sempozyumumuza katıldılar. Sempozyumdan sonra çok hakemlik noktasında makale gönderdiler dergilerden hocalarımız. Belki tanıdıklarımızdır, belki tanımadıklarımızdır ya da yönlendirdikleri de olabilirler. Bu anlamda en büyük dikkat edilmesi gereken şey bence intihali. Bu anlamda yapay zekaya dayandırmadan kendi zekamıza dayandırarak tez yazmanızdır. Ben bunu özellikle arkadaşlarımdan hep istedim. Sakın böyle bir şey yapmayın. Kendi aklınız ve zekanıza, gücünüze, istidatınıza güvenerek yazdıysanız, intihal programı ne kadar böyle çıkartırsa çıkartsın, biz onların denetlemesini yaparız. Biraz önce nasıl ki Amerika'nın, Kanada'nın askeri özellikle insansız hava araçlarının, yapay zekanın 269 gibi yüksek rakamlı İran uçağı, Hindistan uçağı, Pakistan uçağını düşürdükleri gibi burada insanın kendi yaptığı hatayı Allah ne diyor? Mükemmel insanlar yaratmaz. Hata yapıp hatasından af dileyen kullar yaratırdım diye bir ayeti kerimeye telmihte bulunayım, atıfta bulunayım. Dolayısıyla biz gattaca değiliz. Biz
Eksikliklerimiz, hatalarımızla Rabbimizin huzuruna çıkacağız. Ama mükemmel varlık anlayışı konusunda aslında uzay çalışmaları ve askeri çalışmaların bir ürünü olan yapay zekayı bugün yeterince onlar gerekli donanımları elde ettikleri için, bize salıverdikleri için biz bu kadar konuşuyoruz. Noah Harari gibi, Zuckerberg gibi, Elon Musk gibi adamlar dünya oyuncularıdır, şirketlerin oyuncularıdır. Ve Amerika'nın özellikle teknolojik anlamdaki dünyaya sunmuş olduğu figürler ve oyunculardır. Öyle bakmamız gerekiyor. Ancak mesela humanoidlere aşık olabilir belki ileride bir arkadaşımız. Çok ilginçtir ki blockchain çalıştırdığımız bir arkadaş İslam ülkelerinde Batı'dan daha fazla humanoid dediğimiz insansı robotların siparişinin Çin'den en fazla sipariş veren ülkeler olduğunu söylüyor. En başta da Arabistan. Arabistan olarak söylüyor. Bu veri ne kadar doğru değil diye araştırdım. Lütfen bakın, araştırın arkadaşlar. Bir İslam ülkesinin bütün halkının bu şekilde zan altında bırakılmasına müsaade etmemeliyiz. Biz de dijital anlamda böyle mücadelelerde bulunmalı, cihatta bulunmalıyız. Dijital cihada hazır olun şeklinde ifadede bulunmuştum. Bence mukaddes kardeşim, hepimiz dijital cihat konusunda çok uyanık olmalıyız diye daha fazla uzatmayayım. Yani. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim hocam. Eksik olmayacağım. Hocam bir iki tane soru var. İsterseniz onları da ben sorayım. Az önce ifade ettiniz ama ben yine de dinleyicimiz sorulduğundan emin olsun. Nevra Özdemir isminde. Varlık sahasında değerlendirme yaparken organiklik, inorganiklik çerçevesinde de bir değerlendirme yapmak gerekmez mi? Şeklinde sormuştu. Az önce buna kısmen cevap vermiştiniz. Eğer yeni bir şey söylemek isterseniz. Hocam ben teşekkür ederim. Özür Evet. dilerim. Başlayayım hocam. Buyurun. Söz Buyurun hocam. bitti diye düşünmüştüm. Şimdi arkadaşımıza biraz önce aslında şöyle dolaylı yönden arkadaşımız doğruyu söylüyor. İnorganik ve organik meselesi canlı mı, havadan mı, sudan mı ya da maddeden yaratılma konusunda. Aslında Mehmet Bulgen hocamla, Mehmet Çelen hocama da bir nevi ifade etmiş olayım. Biz yaratılırken, yani yaratılış noktasında Kur'an-ı Kerim bize bunu aktarırken ve anlatırken kullandığı ifadeleri malumunuz bugünkü Darwin'in savunduğu evrimle değil de evrimleşen evrim fikriyle izah etme çalışmaları çok fazla ortada ve dile getirildi. Bugün gençler o boşlukları çok rahatlıkla ifade ediyorlar. O zaman psikolojinin özellikle bu inorganik ve organik yapısını kıymetli soruyu soran arkadaşım homeostazisle ifade ediyor. Üstün üst denge haliyle. Yani Allah bizi dengede yaratıyor. Kur'an-ı Kerim bunu ifade ediyor. Tesviye ifadesiyle kullanılıyor. Ben ona bir nevi atıfta bulunmuştum. Sizin sorunuza da o şekilde cevap vermiş olayım. Mehmet Hocam, görünür olma özellikle fen bilimlerinde maddeyle izah edilir. Yine bu düşüncemi de sizlere arz ediyorum. Masum Hocam, Mehmet Hocam ve diğer hocalarım varsa lütfen onların isimlerini söylemediysem göremediğim için aflarına sığınıyorum. Sosyolojide ya da bütün nazari sosyal bilimlerin görünür olan şeyine biz hukuk demiyoruz mu hocam? Hukuku da maddeyle açıklamıyoruz mu? Biz İslam hukukçuları olarak fetva ya da İçtihat noktasıyla hüküm inşa ediyorsak bunun bir düşünsel, zihinsel, görünür olma yolu yok mu? Ona işte zahirde biz fıkıh diyoruz. İnorganik ve organik üst dengede olmanın hali kıymetli soru soran arkadaşım. Bütün ne derseniz deyin, belki branş böyle bu anlamda ne diyelim ona, müzminliği, fanatikliği de diyebilirsiniz ama maddesiz hiçbir şeyi izah etmiyoruz. Öyle değil mi? Sosyal bilimleri izah eden madde, kural, kanun, yönetmelik, tüzük ya da bunun ismini verirken mutlaka bir normlaştırma yapıyorsak normlaştırmanın hali maddedir. Zihnimiz böyle çalışmıyor mu? Olgusal düşünelim lütfen. Bakın, kelami anlayış konusunda ben tam bir ehli sünnet ve cemaat anlayışında bir insanım. Ama bunu şöyle bir bu kenarda bekleye dursun. Tekrar soruyorum hepinize, zihinlerinizi arz ediyorum.
Biz sosyal ve nazari bilimler soyut da düşünsek de ne yapıyoruz? Mesela Mutezili'nin beş genel esası diyoruz. Esasa, temele, umdeye dayandırıyoruz. Ya da bunu ifade ederken zihnimizin zapt-ı rapt altında alan kurallarını çok iyi koruyoruz, ortaya koyuyoruz. Şimdi size soruyorum. Robot hakimler bugün Türkiye'de niçin arabulucu kurumunu kabul ettik? Ya da arabuluculuğu niçin devreye soktuk? Robot hakimler illa devreye girecek. Girdi de şu anda denetimli uygulamaları yapıyor. Bunun ilk uygulaması sessizdir. Hepimiz biliyoruz. Yani görüntülü şey olarak mahkeme duruşmalarının yapılmasıdır. Peki nedir bu? Ağır ağır artık sistemli bir şekilde dava yüklerinin en fazla olduğu problemlerde, hukuki münazaralarda, hukuki çekişmezliklerde ne olacak? Sadece de tek bir robot hakimin o olayı çözerek hukuku ve adaleti hızlandırması, sizce bir maddeleştirme, hayatın düzene sokulması ve hukukun özellikle üç fonksiyonu dediğimiz düzen fonksiyonu, adalet fonksiyonu ve ihtiyacı karşılama fonksiyonu olarak ifade ediyorsak, fıkıh da bunu zaten normlaştırıyorsa gene karşımıza madde çıkmıyor mu? O zaman zihinlerimiz maddeleştirildi mi diye sorasım geliyor. Teşekkür ederim. Peki hocam, biz teşekkür ederiz. Nuray Azizoğlu isminde bir kardeşimizin bir sorusu var. Modern anlamda insan ve insan toplumu için bir hukuk var. İnsanın bu hukuka uymasında dahi eksiklikler vardır. Hal böyle olunca sizce yapay zeka için bir hukuk ve aynı zamanda insanla yapay zeka arasındaki ilişkide hızlı biçimde bir hukuk inşa edilebilecek mi? Demiş. Evet hocam, Nuray arkadaşımıza teşekkür ediyorum. Biz insan olarak daima önce denetlemeyi, seddi zerai anlamda emri bil maruf nehyi anil münker ilkemiz gereği önce ne yapıyoruz? Olumsuzlukları bertaraf edecek olması gerekenleri devreye sokuyoruz. Olgusal anlamda oraya yaklaşırken çekinceleri devreye koyarak hareket ediyoruz. Bu İslam medeniyetinin bir fıkıh medeniyeti olmasının sonucudur. Kıymetli arkadaşım. O yüzden biz de bugün ben Cumhurbaşkanımıza bu konuda minnettarım. Allah ondan razı olsun. Elon Musk'la olan görüşmesini biz tezede almıştık. Ve bugün denetimli ve sistemli bir şekilde Cumhurbaşkanı İletişim Daire Başkanlığı'nı hocalarım bilir. Fahrettin hocamız ne yapıyor? Türkiye'de bunu denetimli ve sizin sorduğunuz sorunun cevabı olarak uygulamaya soktular. Ve biz Batı'dan daha sağlam gidiyoruz. Ancak şunu rahatlıkla söyleyip sunumumun en sonunda vardı. Henüz biz Batı kadar yapay zeka olgusuyla karşılaşmış değiliz. O yüzden Batı'da doktora ya da yüksek lisans yapan hocalarımızı dinlerseniz Batı'nın çok ciddi, çok büyük problemleri var. Hatta bana şöyle bir itiraz edebilirsiniz. Yapay zeka sorunları bir İslam medeniyeti sorunu değil. Gerçekten sorunu değil. Teşekkür ederim. Hocam biz teşekkür ederiz açıklamanız için. Bir soru var. Hocam yapay genel zekayı nasıl tanımlıyorsunuz? Az önce ifade etmiştiniz. Yapay dar zeka ve dar yapay zeka diye bir tanımlama getirmiştiniz. Muhtemelen buna dikkat çekmek üzere yapay genel zeka ne demektir? Diyor bir arkadaşımız Emine Acar. Şimdi Emine arkadaşımıza hocam, ben bir bilgisayar mühendisi değilim diye söylemiştim. 7 tane 7 tür ana yapay zeka ya da dar yapay zeka türleri var. Genel yapay zeka dediğimiz zaman kısıtlı alanda çalışan yapay zeka, genel yapay zeka olarak biliyoruz. Eğer kendisinin bu konuda bildiği bir tanım varsa neyi düşündü acaba? Ben de merak ediyorum. Benim zihnimdeki yapay genel zeka bu. Hatta biz Yapay Zeka İslam ve Hukuk adlı dijital kitabı, Din, Hukuk, Teknoloji adlı hukuk kitabını ve inşallah ileride belki yine bir kitap konusunda çok kıymetli hocamızın hazırlıkları var. Dolayısıyla orada çıkacak olan ifadede hukukçular blockchain'de genellikle sıkıştırılmış, alanı daraltılmış, kontrol edilen ve alanı dışına çıkmayan, machine learning'den soyutlanmış, deep learning gibi yapay sinir ağları noktasında merkezinde çalışan, genellikle benim okumalarım karşısında ve bilgisayar mühendisleri hocaların ifade ettiği bu diye düşünüyorum Emine arkadaşım. İnşallah zihninizdeki yapay genel zekanın tanımını yakalayabilmişimdir. Teşekkür ederim.
Hocam biz tekrar teşekkür ederiz. Son bir soru var hocam. Biraz uzun ama ben müsaadenizle okumak isterim. Mübarek Ölmez isminde bir arkadaşım sormuş. Ceza hukuku bağlamında konuya baktığımızda klasik ceza hukuku sistemlerinde yapay zekanın irade sahibi olmamasından dolayı cezai sorumluluğundan bahsedilemeyeceği vurgulanıyor. Yapay zekanın cezai sorumluluğu için nasıl bir bakış açısına sahip olmamız gerekiyor? Klasik ceza hukuku ve İslam hukukunda cezalandırmak için kusurluluk şarttır. İrade, kusurluluk, sorumluluk gibi kavramların yoksa olan yapay zekanın cezalandırmasında nasıl bir amaç güdülmelidir demiş. Arkadaşımıza Ayrıca evet. Soruya bir şey eklemiş herhalde hocam. şey eklemiş galiba hocam, evet. Her ne kadar bağımsız olarak hareket yetisine sahip olsa da üreten bir mekanizmanın cezalandırılması bir insanı hangi açıdan tatmin edebilir? Hocam ben yapay zekanın kontaminasyonundan yani kirliliğinden korumamız lazım. Bu soruda aslında yapay zeka ile alakalı oluşan bir kirliliğin yanlış anlamasını arkadaşım. Sakın ola ki benim de zihnimde öyle. Biz bununla alakalı yapay zeka sempozyumundan öncesinde Marmara Hukuk Fakültesi'nden Zafer İçer hocamıza bir sunumda bulundurmuştuk. Anlattı, anlattı, anlattı. En sonunda yapay zekaya kişilik vermeden ceza hukukunda neyini konuşuyoruz dedi. Sohbeti bir anda konuşmasını kesiverdi. Yani İslam hukukunda da yine ben de aynı şeyi sana söylüyorum. Yapay zeka asla gerçek kişilikle kavranamaz. Gerçek kişi isnadı ve atfı olamaz. Mümkün değil. İslam hukukundaki yaklaşım eşya hukuku ya da eşya statüsündedir. Kesinlikle. Vakıf da bir eşyadır. Devlet de bir eşyadır arkadaşım. O yüzden cezalandırmada kusurluluğu davranışla düşünce arasında bağlayan illiyet bağıdır. O yüzden bu sorunuzun en güzel cevabı telif hakkı noktasında üretici, kullanıcı ve programlayıcıya kusursuz sorumlulukla yüklememiz şarttır. Bugünkü hukukçular, Zafer Hoca programdan sonra beni aradı. Yıldır Hocam ne olursunuz yapay zekaya batıdaki gibi kişilik verdirtmeyin. Yoksa dedi Türkiye'de yer yerinden oynayacak. Birlikte çalışalım, beraber hareket edelim ki Zafer İçer hocamız Ankara Barosu'nun yani reklamını da yapmak istemeyeyim ama benim bildiğim bir tek onlar var. Ankara Barosu'nda yapay zeka hukuku birimi ya da sırf bu yüzden 80 tane Türkiye'de yapay zeka çalışmış büyük hocalarımızın, ayrı ayrı alanlarda çalışmış hocalarımızın oluşturduğu bir yapay zeka hukuku birimi var Ankara Barosu'nun. Eleştirdiğimiz, kızdığımız, Türkiye'de birçok noktalarda Müslümanlar aleyhinde ya da bazı konuları hukuka çekerek hukuku yanlış bir tarzda yorumlayan Ankara Barosu'nun böyle bir yeri var. Peki Müslümanların nesi var? Bizim bir yapay zeka platformumuz var. Benim bildiğim bir de Cumhurbaşkanlığı İletişim Daire Başkanlığı'nın liderliğini sürdürerek yapmaya çalıştığı bir çalışma alanı var. Ve çok ilginçtir ki bugün yapay zeka hukuku konusunda Ankara Barosu bizden çok ileride. Teşekkür ederim. Evet hocam, bu muhtemelen son bir sorudur. Öyle diyeyim çünkü artık zamanda daralıyor. Çok fazla bilgi Müsaade ederseniz ben bir şey söylemek istiyorum da. de... Buyurun Mehmet hocam. Değerli Yıldıray Hocam, yapay zeka platformunu küçümsememek lazım. Önemli bir alan. Yani epey şeyler yapacağı kanaatindeyim yani. Bunu belirtmek Teşekkür ederim ama biz istedim. üretip de Cumhurbaşkanımızın elini yalnız bıraktık. Sağına baktı, nerede bu Müslümanlar? Soluna baktı, nerede bu hocalar dedi. Hayır, bu işler parayla da oluyor biliyorsunuz. Öyle Evet. maddi şeyler olmadan da olmuyor ama Evet. zihinsel olarak güzel şeyler olduğu kanaatindeyim yani. Yok, ben Onu. küçümsemiyorum hocam. Öyle şey olur mu? Affınıza sığınıyorum. Rica Haşa, haşa, ederim. haşa. Haşvi değilim o konuda. Haşvi kesinlikle değilim. Masum hocam, buyurun Hocam, hocam. son soru biraz kelami bir bakış açısıyla sorulmuş. Demiş ki Berfin Kutlu, kelami açıdan bakacak olursak yapay zeka algoritma ve donanımlarının tevhid ve nübüvvet tasavvuruna uygun bir şekilde tasarlanması mümkün müdür? Masum hocam, bu soruyu ben size bıraksam kaçmış olur muyum? Estağfurullah hocam, ben cevabımız tek kelimeyle vermek isterim. Mümkün değildir. Evet. Mehmet hocam burada kusura bakmasın. Belki onun cevap vermesi daha uygun olacaktır. Mehmet Çelen hocam herkese öyle.
Benim kanaatim mümkün değildir hocam. Evet, biz de sizin gibi düşünüyoruz. Ama Şii yapay zeka imamı Ayetullah'a olacak. Sünni yapay zekası olacak. Bunlar gelecekte eninde sonunda çıkartacağımız yapay zeka, büyük yapay zeka, dijital alem, ekran alemi, monitör alemi ve dolayısıyla da Deccal de belki Berfin nereden çıkacak? Yapay zekadan çıkacak. Hiç belli olmaz. Eyvallah hocam, teşekkür ederiz. Mehmet hocam, bir şey mi diyecektiniz? Hocam aslında ben meseleye biraz insanın kazanımı tarafıyla bakıyorum. Yani insan bunu kazanabilecek mi? İnsan daha bakalım maddeyle neler yapacak? Bu alemin imkanları neler ve insanın da biliyorsunuz insan çok iptidai çağlardan geçti. Ama böyle bir araya geldiğinde bir disiplin oluşturduğunda bilimi işte çeşitli kurumlarıyla, üniversiteleriyle, ondan sonra daha başka böyle unsurlarıyla, tabii buna Batı'da çok farklı biliyorsunuz şeyler de yardımcı oluyor. Özel kuruluşlar da bu alanda etkili oluyor. Ben eğer ömür verirse, yani kıyamet kopmazsa diyelim en azından, insanın çok önemli kazanımlar elde edeceğini düşünüyorum. Yani şu 15-20 yılda bile neler yaşadık ama bir 100 yıl sonra, bir 500 yıl sonra, bir 1 milyon yıl sonra, tabii çok uzun sıralar, ya 1000 yıl sonra diyelim hadi, yani insanın çok büyük kazanımlar elde edilebileceğini düşünüyorum. Tabii burada hibrit sistemler de olabilir. Yani insanın biliyorsunuz beyne çip takma seviyesine geldik. Çok ilkel de olsa çok önünün açık olduğunu düşünüyorum yani. Çünkü Allah Teala insana o kazanım yönünden çok önemli ufuk açmış. Yani insanın kazanımı burada kelami bilgi teorisi de giriyor devreye biliyorsunuz. Yani bir zaruri bilgi var, bir de insanın kazanıma dayalı, kesbe dayalı bilgisi var. O bilimi işlettiği zaman insanın önünde çok böyle önemli kazanımlar varmış gibi görünüyor, gibi geliyor. Yani çok kesin bir şey söylemek zor. Belki çok farklı yollardan da gidebilir. Yani insanla ilişkilendirmemiz de belki çok yeterli olmayabilir. Yani insan o kazanımıyla öyle bir alan açar ki o yapay zekadan çok daha böyle farklı, insanın tek başına yapamayacağı şeyleri, hele hele yapay zekaya da kazanımsal bir şey verildiği zaman öyle önünün açılabileceğini düşünüyorum. Tabii bu benim şu anki görüşüm. Yani bakalım, Allah alem diyelim hocam. Hocam epey zaman geçti. Bir iki tane soru var ama isterseniz şöyle yapalım Yıldıray Hocam. Sizi de çok yorduk. Dinleyicilerimiz de sabırla bekliyorlar, sağ olsunlar. Bu bir iki tane soru var. Yapay zeka ahlaki davranabilir mi diye bir soru gelmiş. Bir de Elon Musk'ın insana çip takılışını yakın zamanda duyduk diyor. Muhlisi Arzu kardeşimiz. İnsanın sorumluluğu bakımından nasıl değerlendirebiliriz bunu demiş. Bunları da toparlayarak isterseniz son kanaatlerinizi, son sözlerinizi de almak isteriz. Sizi de fazla yormayalım. Sanki yavaş yavaş programın sonuna doğru geliyoruz. Buyurun hocam. Estağfurullah hocam. Şimdi yapay zekanın etik ve ahlaki noktasında hakikaten ciddi problemler olduğunu özellikle bu sahanın uzmanları söylüyorlar. Biz İslam hukuku araştırmalarının zemin olmasından yapay zekayı bu konuda nasıl yapalım, nasıl yapalım diye araştırırken Türkiye'de Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi mühendislik alanı ile özellikle Süleyman Demirel Üniversitesi mühendislik bölümü konusunda hakikaten çok bizi gururla temsil edecek hocalarımızla tanıştık. Muhammed hocam, Muhammed arkadaşım, hocam, herhalde öğrencimiz ya da hocamız mı bilmiyorum. Muhammed kardeşim diyeyim. Bu ismi özellikle sana zikretmek istiyorum kıymetli arkadaşım. Tuncay Yiğit Hoca. Özellikle
Ahmet Çiçek Hoca var nanoteknolojide, bizim genetikte profesör doktor. Bu iki hocamız hem patent almada hem de yılın bilim insanı olma ödülüne layık görülmüş hocalarımızdır. Ve Tuncay Yiğit hocamız. Kendileri belki Türkiye'de sessiz sedasız dünyanın takip ettiği 6 ya da 7 yapay zeka ile alakalı sempozyum düzenlediler. Düzenlemişler daha doğrusu. Bir gün biz bir öğrencisi vasıtasıyla hoca ile irtibat kurduk. Hocaya dedik ki, hocam katılır mısınız? Neredesiniz siz diye böyle bir sevinçle ifade etti ki, yapay zeka sempozyumunda açılış konuşmasını yapmak için geldiğinde hoca öyle bir sarıldı ki bunu hiç unutamıyorum Muhammed kardeşim. Gerçekten unutamıyorum. Mesela kendilerine İslam şöyle diyelim, İslami camiadan, ilahiyattan özellikle, Diyanet'ten birkaç tane yapay zeka ile alakalı yazı gönderdiklerini, sonra bunları bizim değerlendirecek hocamız olmadığı için reddettiklerini üzüntüyle anlatıp, nihayet bu konuda böyle olduğunu ve sizin yapmakla size yönlendireceğimiz bir şeyi rahatlıkla söyleyebilirim demişti. Ve bize bugün Türkiye'de metin mühendisliği yolunu açan Tuncay Yiğit, Levent Öztürk, Utku Köse, ondan sonra yine bizim kendi üniversitemizde Hakan, bu ismini hatırlayamadım. Şuradan da bakmam lazım. Özür dilerim. O yüzden telefonumu açmıştım. Ali Hakan Işık hocamız ve bunlarla beraber SDU'daki bilgisayar mühendisliğinde olan hocalarımız hakikaten çok sevindiler ve biz onlarla beraber olgunlaştırdık bu işi. Onların da tek sorusu şuydu: etik, yapay zekanın etiği. Neden etiğe ihtiyaç duyuyorsunuz? Ben lütfen açılış konuşmasında bunu anlatın dediğimde, o yapay zekanın aynen Mahsun hocamın ifade ettiği şekilde bir çerçeveyi çizdi. Mesela yapay zekanın yapamayacağı bir şeyden bahsetti. O da şuydu: yapay zeka insanın hatırladığı gibi hatırlamaz demişti. Mesela siz yaşınız kaçsa 13 yaşınızdaki hatırladığınız bir olayı anlık hatırlayabilirken, yapay zeka için, bilgisayarlar için, özellikle de yani böyle kuantum bilgisayarları için bunların günlerini, hatta yıllarını, mesela kendileri deney yapmışlar. Yapay zekanın mesela kendisiyle alakalı şu olayı hatırlaması için ona bir komut vermişler. Tam bir aydan fazla zaman almış. Yani hatırlayamamış, yapamamış. Dolayısıyla zaten yapay zekayı bu kadar abartmanın da bir alemi yok. Yani benim yapay zekalarla yapılan çalışmalar ya da yapay zeka neticesinde geldiğim nokta, yapay zekayı realist, düz bir zeminde ele alıp bu kadar abartmamak gerektiğidir. Ancak bizim ilahiyattaki yapılan çalışmalarda yapay zeka ile ahlakıyla alakalı hiçbir çalışma yok kardeşim. Bu da yeni bir alan. Ama o taraftaki bilgisayar mühendisleri ise yapay zekanın ahlaki davranma konusunda çok ciddi problemleri olduğunu, dolayısıyla birçok yapay zeka programının kapatıldığını, mesela kendisine bir dil öğretip o dile hizmet etmek için komut verilmiş olsa bile, özellikle machine learning ile beraber kendilerinin farklı bir dil oluşturarak kendi yapay zekalarını oluşturmaya başladıklarını keşfedince kapatıyorlar. Sonra Levent Öztürk hocam, yine sizin sorunuza bağlı olarak, mesela yapay zeka Allah'ı ve Kur'an'ı nasıl tanımlayacak diye, önce şunu söyleyeyim arkadaşlar, hiçbir bilgisayar hocası kalkıp da yapay zeka Allah'ı tanısın, Sünni ya da Şii bir yapay zeka yapamaz. Hiçbirisi yapamaz. Hiçbirimiz yapamayız. Biz TÜBİTAK sunduğumuz projede Nilgün Şengüz Hanımefendi ile 4 öğrencimiz ya da 3 öğrencimizle şöyle bir proje yapmıştık. Yapmayı düşünüyorduk. Ancak geride kaldı. Bize Müfti yapay zeka şeklinde bir program hazırlayacaktı hocamız. Ama bizim yapay zekayı eğitmemiz için günlerce hocam belirlediğiniz kitabı yapay zekaya okumaları gerekiyor. Yani yapay zeka öğrenmeye başlıyor. Öğrendikçe siz öğrendiğiniz bilgileri Google'da, Big Data'da aramaya başlıyor. Sonra sizin istemediğiniz sonuçları devreye sokuyorlar. Sokuyor demişti. İşte mühendisler bunun cevabını veremiyorlar. Asıl tehlikeli olan yer burası. Elon Musk, Kral Selman'la ya da Prens Selman'la Arabistan'ın Neom şehrinde büyük bir şehir kurdular. Muhlisi Arzu Özdirek hanımefendi, size söylüyorum. Ve bu Neom şehrinde
Biz Songül Ersan isimli arkadaşımız da yüksek lisans tezini yazarken bu haberin peşine çok düşmüştük. Oradaki haber şunu söylüyordu. 40 tane maymuna o insanın amacına hizmet edebilecek çip takıyorlar. O çipi koyup acaba maymunlar insan gibi hareket edebilecekler mi diye insandan önce o deneylere başlıyorlar ve bu esnada da maymunların yanlış hatırlamıyorsam eğer sayı konusunda bir hatam eksikliğim olsa özür diliyorum. 27 tane maymun ölüyor çip takıldığında. Ve biz bu tezi bitirdiğimizde 2022'nin başıydı. 2021'in sonu, 2022'nin başı. Ve 13 tane maymun da dengesizleşiyor. Hastalanıyor maymunlar. Ve bir türlü de şey yapamıyorlar. Yani bu deneyi başarılı yapamıyorlar. Yani bu ampute dediğimiz meselelerle yola çıkarak nano robotlar meselesi üzerinden bu çip meselesini gündeme getiriyorlar. Ancak size bir şey söyleyeyim. Çip takılan bir insana neden çip takıyor dediğimiz biraz önce aslında ceza hukukunu soran arkadaşımız çok haklı. Eğer zarar ortaya çıktığı anda İslam hukuku ya da hukuk devreye girer. O zararı ortadan kaldırmak zorundayız. Yani bazen biz hukuku olumsuz anlamda insan hal ve hareketlerinin, amellerinin ya da fiillerinin ortaya döküldüğünde devreye sokuyoruz. O yüzden insan beynine çip takılıp takılmama konusunda sizce takalım mı diyelim, takmayalım mı diyelim. Şimdi Muhlis Hanım, size bir film önereceğim. O filmi bakın lütfen. Çinler tarafından çekilmiş The Soul diye bir film var. Ruh filmi. İnsandan insana ruh transferi, insandan robota ruhu aktarma. Bak bilinci değil. Ruhu aktarmakla alakalı bir deney. Korkunç paralarla bu deneyin yapıldığını ben nereden öğrendim biliyor musunuz? Özellikle Bayer gibi, Monsanto gibi şu ziraat firmaları ve büyük şirketler ne yapıyorlar biliyor musunuz kıymetli hocalarım, arkadaşlarım? Bitkiler üzerinde deney yaparak insan için hazırlık yapmaya kalktıklarını ve en korkunç deneyleri Monsanto isimli firmanın yapıp Çin'le beraber hareket ettiğini Bayern'de Türkiye distribütü alan saha sorumlusu komiser olan benim bir tane akrabam var. Ben ondan öğrendim. Bu tarz deneyleri yapıyorlar. Siz ilahiyatçılar uyuyorsunuz demişti bana. Gerçekten ben bu soruyu sorduğumda yıl daha 2021'di. Belki benden önce soran hocalarımız varmıştır ama ben o zaman öğrenmiştim. Teşekkür ederim. Hocam çok teşekkür ederiz. Oldukça faydalı, fukaşçı bir sunumdu. Ben şöyle ifade edeyim. İslami ilimler malumunuz ilk 400 yılda genel anlamda tedvin edilmişti. Daha ziyade tarım toplumuna dayalı bir dünyanın içinde o konsepte üretildiği için yüzyıllar boyunca bizi idare etti aslında bu ilimlerin ürettiği bilgiler. Ama son 200 yılda özellikle sanayi devrimiyle birlikte tarım toplumu dönemi bitti. Sanayi devrimine geldik. Yeni bir süreç başladı. Bütün İslami ilimler kendilerini yeni sürece adapte etmek için yoğun bir çabaya giriştiler. Bizde yeni ilmi kelam hareketleri başladı. İslam hukukunda benzer çalışmalar yapıldı. Tam sanayi inkılabı, sanayi devrimi veya sanayi çağı diyeceğimiz çağla hesaplaşamamışken halen konvansiyonel dönemin problemleriyle boğuşurken bir anda bu sefer dijital çağ ve yapay zeka çağı ile karşı karşıya kaldık. Bir anlamda bu gelişmeler üzerimize boca edildi tabiri caizse. Ve bizim muhatap olduğumuz, karşılaştığımız soruların, problemlerin de yükü ve çeşidi, türü artmaya başladı. Mutlaka süreci takip etmek gerekiyor ne olursa olsun. Özellikle sizin çalışmalarınız bu anlamda İslam hukukunun yeni süreci görmede, bununla yüzleşme konusundaki iştiyakını, ilgisini ve bu konudaki potansiyelini göstermesi bakımından son derece değerli. Ben tekrar sunumunuz ve katkılarınız için teşekkür etmek isterim. Mehmet Hocam isterseniz son sözü size bırakalım. Siz kapanışı yapın. Buyurun. Estağfurullah hocam, siz gereken her şeyi söylediniz.
Çok güzel, çok ufuk açıcı bir sunum oldu. Yıldıray Hocam çok teşekkür ederiz. Eyvallah hocam. Çok Teşekkürü ben istifade ediyorum. ettik. İnşallah bu alandaki çalışmalarınız interdisipliner bir şekilde devam eder. Hayırlısıyla. Biz de malumunuz inşallah bir yapay zeka ile ilgili edit bir kitap yapacağız, derleme bir kitap yapacağız. Yıldıray Hocam da katkı veriyor. Ben Hocam, şimdiden bunu duyurmuş olayım. ben Yapay zeka ve İslam diye. söylememiştim ama siz kendiniz söylediniz. Evet hocam, yani söylemiş olalım en Ben azından. sizi algoritmaya saklamıştım. Çok kıymetli bir hocamın hazırlığı var demiştim. Hocam Sunumunu da zaten bu hangi hocaya hangi yazıyı yazdıralım biliyorsunuz, o konuda da sizinle istişare yapmıştık. estağfurullah. Desteğiniz için tekrar çok teşekkür ederiz. Eyvallah. Masum hocam, size de çok teşekkür ediyoruz. Siz hiç Estağfurullah. durmuyorsunuz. Yoğun gündeminize rağmen, iş yükünüze rağmen her zaman destek veriyorsunuz. İnşallah Estağfurullah hocam. Estağfurullah. sizler destek verdikçe bu programlarımız inşallah sürer diye düşünüyoruz. Ben bütün arkadaşlara buradan saygılar sunuyorum. Katkılar için teşekkür ediyorum. Bir sonraki program yine belirttiğim gibi yapay zeka ile ilgili olacak. Emin Acar arkadaşımız inşallah kelami insan görüşünün günümüz yapay zekayla ne ölçüde uyuşmadığını haftaya bize inşallah anlatacak. Yine hep birlikte o programa hocalarımızı davet ediyoruz diyelim. Herkese saygılar sunuyoruz inşallah. Bir sonraki programda görüşürüz. Hocam ben de teşekkürlerimi Masum Paylaşımda hocama size teşekkürlerimi hocam, sunmak ben arz etmek teşekkür ederim. istiyorum. Çok sağ olun Çok Yıldıray sağ Hocam. olun. Masum hocam Paylaşımda böyle diyelim. de yüz yüze tanışmış olduk hocam. Eş İnşallah. zamanlı bir şekilde yapay zeka sayesinde yani. Hocam şeref Umarım. duyuyoruz. Memnun olduk. Çok O teşekkür ederim. şeref bize ait hocam. Çok sağ olun. Mehmet hocam saygılar hürmetlerimi sunuyorum. Çok sağ Estağfurullah olun. hocam. Saygılar. Hayırlı. Mehmet Çelen hocam da. İki tane Mehmet hocamız olunca özür Hayırlı dilerim. akşamlar. Mehmet Tamam. Çelen hocamıza da yani. Mehmet Çelen hocam, size de çok teşekkür ederiz. Hey, sağ olun. Teşekkürler Mehmet hocam. Sağ olun. Var olun. Selamlar hocam, inşallah. Hayırlı akşamlar. Hayırlı Allah'a akşamlar. emanet olun. Tamam. Çok sağ olun. Hayırlı.